canımızdı. Annemiz, ablamız, babamız, abilerimiz. Bulutlarımız karardı, umutlarımız hala tükenmedi. Bu ülke bizim. Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Ermenisiyle. Hepimizin, bu topraklar hepimizin. Kars'tan Edirne'ye, Sinop'tan Mersin'e, Tunceli'sinden Tekirdağ'a, Malatya'sından İzmir'ine. Hepsi bizim, bizim toprağımız. Bu topraklarda çok can verdik. Bu topraklarda çok kan akıttık. Hala akıyor. Yeryüzünün en kıymetli coğrafyasında yaşıyoruz. Yeryüzünün en kıymetli topraklarında yaşıyoruz. Herkesin gözü bu topraklarda. Ve biz direniyoruz. Ay yıldız için direniyoruz. Toprağımız için direniyoruz. Ankara'da bir bahar akşamında kimi çocuğunun maçını seyretmekten dönerken, kimi alışveriş yaparken, kimi aile ziyaretinden dönerken, kimi ağırlıklı olarak sınavlarını bitirmiş babasının kolunda, annesinin kolunda ya da annesinden izin almış, akşam bu stresi arkadaşlarımla atayım, otobüse bineyim, arkadaşlarımın yanına gideyim derken, kimi sessiz sessiz dinlenirken, yoldan geçerken, bir kalleş, insan bile diyemeyeceğim, insan dışı, insanlık dışı bir yaratık maalesef hepimizin ocağını söndürdü. Aralarında Türk futbolunun önemli ismi, önemli yıldızı Umut Bulut'un da babasının bulunduğu Kemal Bulut amcayı da kaybettik. Dün Galatasaray Gençler Birliği deplasmanındaydı. O maçta oğlunu izledi. Maçtan çıktı. Çıkarken elinde poşette öğle saatlerinde aldığı bir ekmek vardı. O poşette dönerken hiç kimsenin aklına gelmezdi tabii. Oğluna son bir bakış attı ve o stattan ayrıldı. Sabah Florya'da Metin Oktay tesislerinde biraz önce Wesley Sneijder bir açıklama yaptı. Hollanda televizyonunda aynen şunu söylüyor. Soyunma odasında öğrendik. Umut Bulut'u durduramadık. Umut Bulut hüngür hüngür ağlıyordu. Çok zor. Vitor Pereira'nın açıklaması dün. Ne konuşabiliriz ki? Sneijder'in bugünkü konuşması ne konuşabiliriz ki? Yarın Galatasaray bir derbi arifesinde Kayseri'ye gidiyor. Kemal Bulut'un cenazesine gidiyorlar. Umut'u yalnız bırakmıyorlar. Kim bilir belki de Türkiye'deki bütün kulüplerin yöneticileri, futbolcular, herkes yarın Kayseri'de olacaklar. İçimiz yanıyor, yüreğimiz yanıyor. Türkiye'nin incisi, göz bebeğimiz, başkentimiz Ankara'daki bu terörü şiddetle kınıyoruz. Ve her zaman söylüyoruz. Devletimize, devletimizi yönetenlere, askerimize, polisimize uzanan eller kırılsın. Ailelerimize, vatanımıza, bayrağımıza göz dikenlerin gözleri kör olsun. Biz daha ölmedik. Bugün ne dedi Kenan Sofuoğlu? Öleceksek adam gibi ölelim. Evet Ahmet Hocam. Bana sorma ya. Sinan abi sizle başlayalım. Hoca kundu bayağı bir. Nazar değdi belki ülkemize. Herkes Türkiye çok güzel, Türkiye çok güzel ülke. Bu geçecek mi süreçte Ertem? Şu an doğuda savaş var. Orada kahraman askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz, polislerimiz, korucularımız, bu devlet için savaşanlar. Bu sefer bu işi temizleyecekler. Belki çok zayiat vereceğiz. Zaten onun için yapıyorlar biliyor musun? Onun için yapıyorlar. Orada çünkü gerekeni fazlasıyla yapıyor bizim evlatlarımız, askerlerimiz. Fazlasıyla yapıyor. Belki şu an bile yapıyorlardır. Belki şu an bile başlamışlardır. Ama kararlı olmak lazım. Durmamak lazım. Sonuna kadar devam etmek lazım.
Nereye gidilecekse oraya kadar gitmek lazım. Evet. Veriyoruz, vereceğiz. Hiçbirimizin garantisi yok. Hiçbirimiz. Sabah evden çıkarken çocuklarımızı okula yolluyoruz. Kimsenin garantisi yok arkadaşlar. Her an her yerde her şey olabilir. Bu fark et. Ecelle ölürsün. Ama tabii pisi pisine ölmek de yani bu piçler tarafından ölmek de o insana koyar yani, biliyor musun? Ondan dolayı hele zararsız, günahsız insanlara. Onun için yani dediğim gibi böyle savaşmak olmak. Savaşıyorsan gidersin denginle, gidersin şeyde. Cephede savaşırsın. Burada kalkıp da çoluğa çocuğa, zararsız insanlara bomba atmak, ateş etmek falan, bu savaşmak falan değil. Bu kancıklıktır. Ama yine söylüyorum, bunu bitirmek lazım. Bunu sonuna kadar devam ettirmek lazım. Şu an evet, orada yapıyorlar, yapacaklar ama devamını getirmek sonuna kadar. Belki çok zayiat verdik, evet. Yani epey askerimiz öldü arkadaşlar. Yani bakıyorsunuz epey askerimiz de öldü. Yani sivil vatandaşlarımız da öldü. Doğuda askerlerimiz de ölüyor. Her gün gencecik çocuklarımız tabutlarla yolluyoruz. Ama dediğim gibi her şeyin de bir karşılığı olması lazım. Bunun da sonunu getirmek lazım. Bu ölenlerin de niye öldükleri, işte bu vatan için öldülerse bunun sonunu getirmek lazım. Bu işi kökünden artık halletmek lazım. Zaman bu zaman, fırsat bu fırsat. Onun için ben buradan devleti yönetenlere, önce Ankara'da, mecliste, önce orada bakmak lazım bazı şeylere. Bakın, önce orada bakmak lazım. Hiç kimseden korkmadan konuşacağız. Hiç şöyle bir şey yok. Aynen öyle. Hiç öyle bir şey yok. Orada bakacağız. Kim gidip de bu devletin düşmanıyla poz veriyorsa onlara da gereken tepkiyi koymak lazım arkadaşlar. Öyle böyle bir şey yok. Öyle yok. Öyle bir şey yok. Benim askerime, benim güvenlik güçlerime, benim için savaşanlara eğer mermi atıyorlarsa ve bunlarla gidip yan yana resim veriliyorsa bunlara tepkiyi koymak lazım. Biz buradan Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın, bilmem ne, hep klasik laflar. Yok abi, yok. Bu tepkiyi koymak lazım. Onun için ben buradan yine söylüyorum. Ben bir vatandaşım. Terör uzmanı ve siyasetçi değilim. Siyasetçilere biz oy veririz, seçeriz. Bizi iyi yönetsinler, iyi korunalım. Bu ülkede bizim için fark etmez, ölmüşüz. Yani yaşamız yaşa ama çoluğumuz çocuğumuz, bu ülkenin gençleri, onları rahat ettirmemiz lazım. Biz yaşımızı almışız, fark etmez, bu saatten sonra çok yaşamışız ama bu işi Türk askeri bitirecektir. Bitirmelerine de müsaade etmek lazım. Kimseye bakmayacaksın arkadaş. O kızarmış, bu kızarmış, şuymuş falan filan. Dalacaksın, gireceksin abi. Nereye dalınması gerekiyorsa. Ben bu konuda da çok fazla konuşmaya konuşmayacağım. Gerek de duymuyorum. Gerekenleri söyledim. Anlayan anlamıştır. Onun için mekanı cennet olsun. Ölenler Allah rahmet eylesin. Hep bunları söylüyoruz. Burada atim indiririz. Alırız buraya bir imam getiririz. Okurlar falan da filan da. Evet. Şov gibi görünmüş olabilir. Bizim programın başında yapmış oldu ama bu bir tamamıyla bir protestodur ve aynı zamanda da bir saygı duruşudur. Bu bir tepkidir arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı olduğu her yerde güvenli herkesin yaşama hakkıdır. Tükelim abi. Vallahi ben böyle anlarda çok fazla konuşamam. Duygulanırım. Sesim titrer. Yalnız şunu biliyorum ki Sinan dedi ya, denginle savaşırsın, masuma el uzatmazsın. Doğru ama işte bunlar gavurdur. Gavurlar yaparlar bunu ancak. Bu gavurlar şunu bilmeli ki, ben şahsen tek bir Türk vatandaşı olarak şunu söylüyorum. Ben bu toprakları gavura yedirmem kardeşim. Bu toprakları gavura yedirmem. Ve çoluğuma çocuğuma da vasiyetim şudur benim. Ben öleceğim, gideceğim. İnşallah ben görmeyeceğim. Siz de bu toprakları gavura yedirmeyin diye vasiyetim vardır çoluğuma çocuğuma. Ve şunu bilsin bu kahpeler. Böyle milyonlarca Türk vardır, Müslüman vardır bu ülkede. Gavura yedirmeyeceğiz bu toprakları. Onu bilsinler yani. Bütün şehitlerimize aynı şekilde buradan selam olsun diyorum. Bak yine söyleyeyim, askerlerimize de
Rahat uyuyun. Bu sefer arkadaşlarınız, abileriniz sona gelince bu sefer bitirecekler. Bitirecekler. Bütün şehitlerimize. Herhalde şu anda galiba bir çatışma varmış galiba. Yüksek Ova'da var. Var değil mi? Çünkü şu anda Yüksek Ova'da bir çatışma. Fiilen bir savaşın içinde. Güneydoğu'da konvansiyonel silahlarla yapılan büyük bir savaş. Büyük şehirlerde de terörle yapılan bir buna savaş. Buna savaş demeyelim. Savaş. Terörle mücadele hocam. Hayır hayır. Bunlar kalleş çünkü. Bunlar bak, etekle bak askerin karşısına bir çıkan yok, erkek görünümlü Hamasi, yaratıklar bunlar ben hocam. Ben hayatım boyunca realist düşünüyorum. Realist. Hamasi konuşmalar, gözyaşları, hüzün hepsine varım. Başsağlığı mesela hepsine varım. Ama mücadele edecekse Türkiye Cumhuriyeti Devleti anti terör yasalarını sertleştirmelidir. Soru bir. Bunu niye söylüyorum? 11 Eylül'den sonra Amerika'ya gittiğimde havaalanlarda çektiğimiz muameleler, yaşadığımız Patriot Act çıktı. Yani, vatanseverlik yasası. Bir defa şu yok. Hani insan hakları, terör takibi yok abi. Bir defa anti terör yasalarını çok sertleştireceksin. Ve daha niceler an bunun için program yetmez. Ben şimdilik böyle acı büyük ama Türkiye Cumhuriyeti fiilen Güneydoğu'da sıcak bir savaş, büyük şehirlerde de bir istihbarat savaşı, terörle karşı karşıyayız. Evet. Mücadele edeceğiz. Ama acaba zaman zaman düşünüyorum. Bu yaptığımız doğru mu? Terörün ekmeğine yağ mı sürüyor? İşte loş ışıklar, gözler yaşarıyor, hüzün müziği mi? Yoksa eskisi gibi eski bir de mahalle baskısı var. Evet. Biz eski beyaz futbol olsak diyecekler ki milyonlar kendine göre aklından. Ya o kadar şehidimiz, o kadar vefatımız var. Siz orada kakara kikir yapıyorsunuz. Bunu çok yapsak önemli bir kısım şey, insanlar diyor ki bir kısmı ya kardeşim tartışmalı hoca, bir konu. Ha, hoca biz size alıştık şen şakrak gül oynaya. E şimdi siz terörün ekmeğine yağ sürüyorsunuz bu ucu. Şimdi iki ucu pis değnek bu. Ne yapacağım bilmiyorum kendi adıma. Doğru, ben şimdi burada bir espri yapayım gülelim. İçimden gelmiyor ama hani zorlamayla kamu görevi korkuyorum ki insanlar ya ne utanmaz adamsın Ahmet Çakar. Bu kadar şehit var, ölü var siz burada kakara kikriye başladınız. Hüzünde ben biliyorum şu anda terörü seven, terör seviciler böyle yapıyor. Oh diyor spor programları bile maymun ettik. Hepsi hüzünde. Kimse dışarı çıkamıyor. Kimse AVM'lere giremiyor. Kimse metroya binemiyor. Şimdi bu da terör örgütünün, terör sevicilerin ekmeğine yağ sürmek. Bir de şöyle düşünseniz ben Gülçen'im abi. Bir de şöyle düşünseniz beyaz futbol ve derin futbol bile. Hocam özür dilerim. Beyaz futbol ve derin futbol bile. Evet. Bileyliyorsa bir şeyleri. Abi bileyle onlar sen bile, onlar bile Türkiye'de onlar bile şu anda bu kadar bir şeyleri masaya yatırıyorsa demek ki işimiz daha zor, biz kaçacak delik arayalım. Tamam neyse sevgili yani kardeşim hala anlatamadığı şu var. Düşman kim? Bana onu söyleyin. Düşmanımız kim? PKK doğru mu Zahiri'de? Yok. Bir dakika PKK düşman. Sırf lafım PKK yok. Arkası kim? Arkasında. PKK bir maşadır. Tabirle. Yani tek maşa değil de ama arkasında bir arkası, abi hiçbir terör örgütü arkasında parasal silah yardım olmadan 30 sene yaşayan bırakın bu işleri ya. 30 değil 40. 40 sene yaşayamaz. Ben üniversite öğrencisiydim ilk başta 80 yıl. Onun için işte maşalar da 40 sene yaşayamaz. Bu başka bir şey ama neyse, arkasında bir şey var. Ben bu kadar söyleyeceğim. Var. Aslında bir spor programı bunları bile fazla konuşacak. Aslında konuşacak çok şey var ama ben bu kadar konuşayım. Rahatsız. Ama realist olmak, evet. Kararlı olmak, biraz da sert olmak teröre karşı devlet tabii, olarak tabii, şart sana bence. Belki şimdi, de yanılıyorum bilmiyorum. Dün bizim yayın iptal oldu. Ben bizim Dinamit Özel için buraya geldim. Orada da biz dört farklı siyasi görüşüz. Buradakine benzer bir biçimde. Fakat dün hepimiz temelde bir olduk. Evet. Nadirdir. Sen de Ertem'cim çok güzel mesajlarla destek oldun bize bilgi açısından. Çok iyi takip ediyorsun onu da söyleyeyim. Bu çok önemli bir olay. Yani her zaman çarpışan, çatışan taraflar bir iki konu hariç bir bütün haline geldi ki Türkiye'nin %95'inin görüşlerini temsil eden bir ekip o. Bu çok önemli bir olay. Bu kadar 30-40 senedir bu terör mücadelesi veriliyor ama ilk kez bu oluyor. Çünkü daha önce başka sebeplerden bu birlik sağlanmıyordu. Hep birlik beraberliğe en ihtiyacımız olduğu şu günlerde diye bir kalıp vardı ama hiçbir zaman o sağlanmıyordu. Ama şimdi görüyorum ki, mesela diğer kanallara da baktım. Hep çok böyle marjinal, meczup kanalları bilmem ama ana damar kanallarda da bir şey var. Sağduyu var. Bak hepsi için söylüyorum. En eleştirdiğim medya patronlarınınki dahil. Bu önemli bir olay. Türkiye'de solcusu, sağcısı, işte AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi,
bütünüyle bir araya gelmişse ve Kürt vatandaşlarımızın da çok büyük çoğunluğu bir araya gelmişse, bu olaydan bir nefret duyuluyorsa, bu önemli bir olay. Hem Sinan Engin, hem Ahmet Çakar'ın, hem Abdülkerim Durmaz'ın söyledikleri doğru. Bu iş gerçekten sonuna yanaştı. Ve bakın dikkat edin. Geçmişteki PKK terör örgütü eylemlerinde bu tip bir şey bulamazsınız. Çünkü bu artık son çaresizliğin göstergesidir. 9 numara hazır olsun. Ankara'nın ortasında çoluk çocuk patlatıp öldürmek PKK tarihinde bile görülmemiş olaydır. Hele son bir sene içine kadar hiç yoktu. Bu artık bir çaresizliktir. Bu artık kamikaze dalışıdır. Bu artık bir intihar dalışıdır. Çünkü bunun artık hiçbir meşruiyeti yok. Öbüründe kendince propaganda yapabilirsin. İşte şu buydu buydu, biz savaştık bilmem ne. Ama şu an bakıldığında Umut Bulut'un babası, orada bir sürü gariban çocuk. Yani bu inanılacak olay değil. Korkunç bir vahşet. Vahşet. Ve bu noktadan sonra zaten işte sona yaklaşıldığı için Sur'da, Cizre'de, Yüksekova'da, Nusaybin'de halktan destek alamadıkları için, HDP'nin en çok oyu aldığı yerlerde bile destek alamadıkları için bu noktaya geldiler. Bu çok önemli bir olay. Çok önemli bir olay. Yani Umut Bulut'un babasının öldürüldüğü bir bilmem mücadele olamaz. Bu tamamen vahşettir. Ona hiçbir şey diyemezsin. Veya oradaki bir sürü gencin. Dolayısıyla aslında sona yaklaşıldığı için, ilk kez bitime yakın olduğu için bu çılgınlıkları yapıyorlar. Ve burada Ahmet Çakar'a çok güzel bir şey temas etti. Dünden beri ben de düşünüyorum. Bu konuda iki teori var. Bir, Bosna'da mesela bu çok söylenirdi, rahmetli Ali İzzet Begoviç hiçbir şey olmamış gibi davranın. O Sırp faşistlerinin saldırılarına karşı gidin Saraybosna, Sarayova çarşılarında alışverişinizi yapın diye. O tabi ondan kuşatma altındaydı. Boşnak halkını, kardeşlerimizi şey yapardı. İki, ama bir taraftan da bir duyarsızlaşma mı oluşur diye bir de öyle bir görüş de vardır. Yani duyarsızlık da oluşabilir. Mesela şimdi bakıyorum birçok eğlence programı falan da kaldırılmadı. Devam etti. Ciddi bir tepki de var. O mu iyi, bu mu iyi? Şimdi, hakikaten ben de ikilemdeyim. Şimdi duygular sen bile yani. Bak ben sen ikilemdeyim. Bile. Bak iki, bir tarafta hakikaten inadına devam ederim istiyorum. Tabi devam edecek bir kal de yok. Bu kadar insanın katlinden sonra aynen, insan etkileniyor. Ama bir yandan da o duyarsızlaşma mı yaratır? Yani bu kadar insanın ben mesela bir, yani orada çok ikilemdeyim. İki ucu pis değil. Evet. Tam çözümü yok. Tam çok, cevabı evet. Yok bunu. Yani burada şey değil hocam. Mahalle baskısı benim umurumda değil. Buraya bilmem kaç kişi de inanıyorsam ben mesela derim ki hadi derin futbolu. Ama içimden gelmiyor ki şu anda espri yapmak kardeşim. Şimdi içimden hocam, gelmiyor bravo. Bugün. Ver ben de aynısın. Espri yapmak için. Hocam gelmiyor. Burada. Örfümüz adetimiz bravo. Var ya. Şimdi doğru. Yanda zaten cenaze öyle. Varken burada düğün ha, şimdi, olur mu hocam? Ama, şey ama şimdi mesela kanalların önemli bir kısmında da oluyor bu. Ya onu da unutmayalım yani. Kanalların önemli bir kısmında da bu oluyor. Ben şöyle diyerek onların da ekmeğine yağ sürmek istemiyorum. İşte efendim bırakın bu teröre, hayır onlar teröre karşı olduklarından değil. Çorba kaynamaya devam etsin, malı götürmeye devam etsin diye onları yapıyorlar. Şimdi insanları da kandırmayalım. Malı götürmeye devam etmek için o yayınları devam ettiriyorlar. 7 numarayı da verin. 8 numarayı. Yani burada bir böyle Ali İzzet Begoviç'te olduğu gibi bir kutsal, hani bir taktik yok. Yani teröre karşı kahkahalarla karşılayalım ki yamulsunlar. Hayır, o bir taktik de Bosna'da. Bir parantez açabilir miyim? Şimdi öyle bir şey yok. Aynen evet. Senin anlattıklarına paralel. Allah aşkına şunu yapmayın. Sevgili dostlar, internette, sosyal medyada, Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da görüyorum. Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynanmasın demek ne demek ya? Böyle şey olur mu? Olma, bu terör renklerine yağ sürmek bu. Devlet olmaz. Aciz değildir, devlet hayır güçlüdür. Devlet bunun üstesinden gelir. Yapmayın, ülkemize, devletimize, önce Allah'a, sonra devletimize her zaman güveneceğiz. Tabii. Her zaman arkasında duracağız. Bu ülke sahipsiz değil. Bu ülkeyi... Bir dört belediye söylediği doğru değil. Bu da doğru değil. Devam etmeye değer bir bu ortamda futbolun... Belki o böyle hoş gözükmek için söylemiş ama... Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bunu cümle arasında o anlamda söylemedim. Olabilir. Kötü niyetli olmadığını biliyorum. Maçtan sonra maç sorular sordular. Evet. Çok farklı bir şekilde söyledim. Tabii ben de şey yaptım. Pereira'nın soyunma odası koridorlarında çıkmayayım, konuşmayayım.
Ne konuşabilirim ki? Beni ne olur götürmeyin dediğini duyduk bugün. Tabii. Ne konuşabilirim? Ailesini aradı ve birçok kişiye sordu. Ya kimseye bir şey olmuş tabii, mu? Tabii. Kimsenin bir şey var mı? Onlar da duygusal insanlar. Ertem'ciğim bu noktada zaten bak. Fransızı, ayrışma, Alman olmaz ki. Sevgili Ertem, ayrışma yaratmamak lazım. Dünle dikkat edersen hafif ayrışma olur gibi olduğu an ben infial ettim programda. Evet, bugün de mi kavga edeceğiz? Bugün bırakın CHP'sini, AKP'sini, MHP'sini diye. Sonra Osman Gökçek'i çok güzel bir konuşma yaptı. Hakikaten bütün böyle kucaklayıcı, sosyal demokratları da, muhafazakarları da, liberalleri de, Türkleri, Kürtleri, Alevileri, Sünni. Yani bizi bugün, çünkü bu vahşet karşısında, fikir ayrılığı kabul etmiyorum Ertem. Vahşet karşısında farklı düşünen alçaktır, şerefsizdir, kahpedir. Böyle bir şey yok. Vahşet bu. Vahşet karşısında insansak bir olacağız. Ha bununla mücadelede işte medya taktiklerinde tartışıyoruz. 8 numara. Yani inadına şey yapmak mı iyi, bu mu? Ha biz gerçi burada konuştuğumuz zaman ah vah mesela şu yanlış, AVM'lere gitmeyin, bunların hepsi terör örnekleri yazıyor. Bu çocukla basketçi minik kardeşimiz Dorukhan Yusuf basketbol federasyonu. O da hayatını kaybetti. Basketbolcu. Ya bir rezalet bu. Bu bir rezalet. Ha, Sinan Engin'in söylediklerine de geleyim. Bakın. Terör örgütüne terör örgütü diyememek ahlaken suçtur. Hukuken suç mudur? Hukuken suç da olabilir. Bu da tartışmalıdır. Ona da bilir. Terör örgütüne terör örgütü diyemezsen, terör örgütünü bu eylemi yapanlarla yan yana gelirsen, normalleştirirsen bu suçtur. Hukuken bedeli var. Emre Zavunoğlu bugün çok olmaz, güzel bir mesaj bugün attı. Olmaz. Bugün olmaz dokunulmazlık bilmem nesi yüzünden ama yarın olur. Bu kabul edilemez bir olay. Rasim, dün Sayın Osman Gökçe'yi ve şu anda senin konuştuğuna paralel olarak Emre Zavunoğlu çok güzel bir yorumda bulunmuş. Abi ölüm taraf ayırmadı. Ölenlerin arasında sağcısı, solcusu, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Genci yaşlısı var. Tabii. Müthiş bir şey bu. Tabii. Hayır. Ölüm bakmıyor ki sen AK Partili misin, CHP'li misin? O zaman açık konuşalım. MHP'li misin? Beyaz futbol ekibinde herkes var. Sen gerçek bir demokrat olduğun için, şimdi içerideki ekibimizi insanlar bilmez. Her görüşten, her etnik kökenden, her mezhepten insan var. Seni de hep ben tebrik ettim, takdir etmişimdir. Ve 7 Haziran akşamı da biz Kıbrıs'taydık. Herkes böyle kıran kırana da konuşulmuştu hatırlarsın. Ama bugün herkes bir oldu. Kürt kardeşlerim de, Türkler de, hepimiz, buradaki herkes. Bu çok önemli bir olay. Aynen. Bu konuda ayrışma meczuplara has bir şeydir. Var onlar sosyal medyada ama onlar artık bitmiş. Adı üzerinde meczup. Aynen. Yani bayılıyor böyle bir şey olsun diye. Toplumun ana damarı yani %95'i bugün bir bütündür. Bu çok önemli. Doğru. Ve terör örgütüne destek verenlerin de bedelini ödemesi şarttır. Aynen öyle. Bu konuda gerekli açıklamalar da yapılıyor sonuna kadar da. Hepimiz tek bir yumruk olduk. Bu yumruğun içinde her türlü görüş var. Hepimiz bugün siyaset yapma zamanı değil. Bravo. Bugün beraber olma zamanı. Arda Turan, Barcelona'da futbolcu iki yandı. Bugün harika yazmış. Çocuğun yapmadığı açıklama kalmadı böyle. Dünyaya seslendi. Barcelona'da bütün her şeyi bir kenara bıraktı ve inanılmaz bir açıklama yaptı. Önce dünyaya seslendi, sonra Umut Bulut'la ilgili bir açıklama yaptı. Bir konuşmasını bir ekrana getirelim. Şimdi bizim acılarımızı paylaşma zamanı. Bütün dünyaya sesleniyorum. Bu sadece bizim problemimiz değil. Senin, benim, hepimizin. Teröre karşı tek vücut olma zamanı. Biz bu dünya üzerinde toprağa düşen her can için gözyaşı döktük. Acılar sizin coğrafyanızı sardığı zaman sizlerle beraber üzüldük. Şimdi o övündüğünüz medeniyetin gereğini yapın ve ayağa kalkın. Çünkü insanın değerini belirleyen yaşadığı coğrafya değildir. Biz sizin acılarınızda elimizi uzattık, beraber ağladık. Şimdi benim ülkemde hiç bilmediğiniz evlerde anneler, babalar, kardeşler, eşler ağlıyor. Tepkinizi şimdi gösterin. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden bir sporcu olarak bekliyorum bunu. Hepimiz bekliyoruz. Çünkü bu sadece bizim acımız değil. Terör sadece bizim terörümüz değil. Muhteşem bir söz var. Çok biz güzel sizin metin. Acılarınıza da elimizi uzattık. Bravo terör abi. Sadece bizim terörümüz değil. Bir kahve molası veriyoruz. Tabii ne kadar kahve içecek bir halimiz de yok da. Bir reklam diyelim. Reklama gidelim. Alışkanlık işte, kusura bakmayın. Reklamdan sonra beraberiz. Reklamdan sonra konuşacak çok şey var. Çok Umut Bulut'un rahmetli babasının
açıklamaları var Umut'la ilgili. Onu ekranlarınıza getireceğiz. Birazdan beraberiz. Sevgili seyirciler, en son gördüğünüz Gökhan Tören'in açıklaması var. Güzel abim diye başlıyor. Futbolcu arkadaşlarının Umut Bulut'a bir seslenişi var. Birazdan Wesley Snyder'in röportajını ekranlarınıza getireceğiz. Neler yaşandığına dair. Hazır mı o arkadaşlar? Tamam, önce Snyder'e girelim o zaman. Wesley Snyder'in Umut Bulut'la ilgili bugün neler yaşandığına dair Hollanda televizyonuna yaptığı açıklamaları arkadaşlarımız buldular. Hemen yayın hazırladılar. Bir izleyelim bakalım. Ja, weet ik niet. Het is nieuw. Ik bedoel, ik heb het nog nooit meegemaakt. Böyle bir haber alıyorsanız, takım arkadaşınızın, dostunuzun babasının terör saldırısında öldüğü gün kara bir gündür. Umut'la aynı anda aldık haberi. İdmandan hemen önceydi. Bir telefon geldi ve acı haberi aldık. Umut çok üzüldü. Ona destek olmaya çalıştık ama bu çok çok zordu. Umut'u sakinleştirmeye çalışırken aynı anda biz de yıkılmıştık o acıyla. Arkadaşınızın böyle bir olayı yaşayınca terörün ne kadar yakın olduğunu anlıyorsunuz. Evet, Wesley Snyder'in açıklamaları bu. Hollanda televizyonuna yaptığı açıklama. Hollandalı futbolcunun sabah saatlerinde yapılacak olan antrenman öncesindeki açıklamaları bir kez daha izleyelim. Evet, bir kez daha ekrana getirelim. Ya, weet ik niet. Het is nieuw. Ik bedoel, ik heb het nog nooit meegemaakt. Böyle bir haber alıyorsanız, takım arkadaşınızın, dostunuzun babasının terör saldırısında öldüğü gün kara bir gündür. Umut'la aynı anda aldık haberi. İdmandan hemen önceydi. Bir telefon geldi ve acı haberi aldık. Umut çok üzüldü. Ona destek olmaya çalıştık ama bu çok çok zordu. Umut'u sakinleştirmeye çalışırken aynı anda biz de yıkılmıştık o acıyla. Arkadaşınızın böyle bir olayı yaşayınca terörün ne kadar yakın olduğunu anlıyorsunuz. Evet, sevgili seyirciler, Wesley Snyder'in açıklamasını izle. Birazdan derbi ateşini yakacağız. Hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Bunu devam ediyor. Bunu lakin ya. Biraz önce bir röportaj girmişti. Rahmetli Kemal Bulut amcamızın bir üniversite öğrencisine Umut'la ilgili açıklamalarını izlemiştik. Erciyes Üniversitesi'nden Tolga Turgut kardeşimiz bu röportajı yapmış. Onu da işte kutluyorum diyeceğim de o kadar tehlikeli ki yani bunu tutmam ama kutluyoruz işte. Yani yapacak bir şey yok. Son röportajı belki de. Yapma. Sevgili seyirciler, futbolcuların Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Bayern Münihli, Boateng'ine kadar herkes acısını paylaştı. Dünyanın dört bir köşesindeki futbolcular Umut Bulut'un acısını paylaştı. Bir izleyelim bakalım. En içten duygularımla başsağlığı diliyorum Umut Bulut. Senin ve ailen için çok üzgünüm. Dualarım seninle. Başın sağ olsun Umut Bulut. Çok üzgünüm. Başın sağ olsun. Acını paylaşıyorum. Başın sağ olsun Umut Bulut. Farklı ülkelerde olsak da acılar paylaşılabilir. Hain saldırıda hayatını kaybeden baban ve diğer tüm masum insanların mekanı cennet olsun. Umarım artık son olur. Dayan Umut Bulut. Kalbim seninle. Şehit babanın aslan oğlu, aslan kardeşim, başın sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Güzel yürekli abim benim, başın sağ olsun. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Yeter artık. Her zaman dualarımda babanın da yeri olacak Umut. Tanıdığım en mütevazı ve en çalışkan sporculardan biridir Umut Bulut. Acını paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun güzel insan. Allah mekanını cennet eylesin babamızın. Acın acımızdır Umut abi. Tanıdığım en saf, en temiz, en iyi kalpli insanlardan Umut'un babasını kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Başım
Başın sağ olsun kardeşim. Acın acımızdır. Başın sağ olsun Umut Bulut. Allah sabır versin. Allah mekanını cennet etsin. Toprağı bol olsun inşallah. Amin. Ailesine ve camiamıza Allah'tan rahmet diliyoruz ve tüm ölenlerin ailesine sabır versin. Başın sağ olsun Umut Bulut kardeşim. Türkiye ağlıyor, Türkiye yanıyor. Yüreği, kalbi temiz olan Umut Bulut. Acın acımızdır. Babanın mekanı cennet olsun güzel kardeşim. Kardeşim benim, başımız sağ olsun. Aslan kardeşim, başın sağ olsun. Rabbim sabırlar versin, mekanı cennet olsun. Başın sağ olsun Umut Bulut kardeşim. Canım kardeşim, aslan kardeşim, başın sağ olsun. Acın acımızdır. Canım kardeşim, güzel insan, senin acın bizim acımızdır. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun abi, acını paylaşıyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Son 3 yılda birbirimize karşı saha içinde en büyük rakipler olarak mücadele ettik. Ama bugün bir dost olarak acını paylaştığımı belirtmek istiyorum. Feci saldırıda babanı kaybettiğim bu acılı gününde Allah yardımcın olsun. Umut kardeşim, doğum gününde babasını toprağa verecek. Bin bir zorlukla, güçlükle, emekle onu büyütüp, yetiştirip topluma kazandıran babasını. Terör insan ayrımı yapmıyor. Sen, ben fark etmiyor. Sadece Umut'un hikayesi değil, onlarca, yüzlerce masum insanın böyle hikayesi var. Kemal amca, Peri, Dorukan, Ozancan, Mehmet Emre ve diğerleri. Kimi kendini yetiştiren anne babasını, kimi yetiştirip güzel bir hayat düşlediği oğlunu, kızını, kardeşini kaybediyor. Allah'ım sabır ver. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının başı sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Umut Bulut ve ailesine başsağlığı diliyorum. Dualarım Umut Bulut ve diğer tüm kayıplar için. İşte gördüğünüz Roberto Mancini'sinden Kaytın'a kadar Colin Kazım'ına, Mevlüt Erdinç'ine, Gökhan Zan'ına, Alex de Souza'sına, Felipe Melo'suna kadar herkes, Burak Yılmaz Çin'den herkes Umut'la ilgili olarak yazdı. Çok güzel bir manzara bu. Çok da güzel derlemişsiniz. Yani yine de futbolda güzel giden şeyler de var. Dünya futbolunda da genel bir problem, yozlaşma var ama Milanlı çok Boateng güzel. Yazıyor yani. Yani. Boateng'e mesela çok şaşırdım. Boateng yazıyor. Bu çok güzel bir duyarlılıktır. Şimdi sevgili seyirciler, şunu da söyleyeceğim son olarak. Kulüpler Fenerbahçe'sinden Beşiktaş'ına, Trabzonspor'una, Bursaspor'una, Osmanlıspor'una kadar herkes... ama herkes Umut Bulut'un acısını paylaştı. Başsağlığı dileklerini iletti. Bir kez daha söyleyeyim, yarın saat 2'de Kayseri'de ikindi namazıyla beraber toprağa verilecek rahmetli Kemal Bulut. Hepimizin başı sağ olsun. Evet. Hayat devam ediyor. Bizden en fazla bu kadar. Bundan sonrasını önce Allah'a, sonra da devletimize bırakmaktan başka yapacak bir şeyimiz yok. Sevgili seyirciler, Trabzon'a bağlanacağız. Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması. Işıkları değiştirelim. Arkaya futbol görüntüsünü verelim artık. Ülke olarak tekrar başımız sağ olsun. Sinan abi her zaman tekrar ettiği gibi Güneydoğu'daki ve Doğu'daki bütün polislerimize, özel harekatçılarımıza, askerlerimize buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Onlara dua ediyoruz. Onu da belirtelim. Ve Trabzonspor Beşiktaş maçı için Beyaz TV ekibi
Şu anda Trabzon'da. Ertan Süzgün şu anda Trabzon'da sevgili seyirciler. Birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Trabzon'da neler oluyor? Hami Hoca'yı bağlamaya çalışacağız. Trabzonspor Beşiktaş maçı ile ilgili olarak kalan maçlar. Derbiyi konuşacağız. Derbinin ateşini yakacağız. Yine ilginç görüntüler var elimizde. Ama şunu da belirtelim. Hemen Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesinde neler yaşanacak, neler olacak? Hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Bu arada Toulouse, Fransa'nın Toulouse kulübü de Umut Bulut için resmi sayfasından başsağlığı dileği dileklerini iletmiş, mesajını iletmiş. Sevgili seyirciler, onun da altını çizelim. Arkadaşlarımızdan gelen bilgiler bu yönde. Trabzonspor Beşiktaş maçına geçeceğiz. Hazır mı arkadaşlar? 13 numara bir derbi promosunu ekrana getirelim önce. Promo bir gelsin ekrana öncelikle. Evet, Rasim Ozan Galatasaray'dan aldığı bilgileri de bize iletiyor. Bülent Korkmaz'ı sordum. Muhtemelen. Evet. Muhtemelen. Hani kesin olmamakla beraber. Şimdi burada tabii Galatasaray-Fenerbahçe maçında takımın başında kimin duracağı da önemli bir mesele. Orhan Atik'le ilgili bir problem olduğu söyleniyor. Bir prosedürel problem olduğu. Ama antrenör olarak çıkıyor. Durabilir ama çıkıyor, değil mi hocam? Bülent Korkmaz'ın da maçta duracağı. Bir 2000'de özellikle 2000 yılında o Süper Kupa ve UEFA Kupası alan kadronun Florida olacağı böyle bir dayanışma ortamı. Abiler yani. Evet, bir abiler dayanışması. Yani Bülent Korkmaz bu önümüzdeki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde takımın başında durma ihtimali kuvvetli. Evet, abilerin de geleceğini söylüyor. Hafta içerisinde Florida'da Galatasaray'ın gerçi yarın Kayseri'ye gidiyorlar ama Galatasaray'ın eski futbolcuları Arif Hoca, Ergün Hoca, Hasan Hoca ve Ümit Davalan'ın da Florya'ya giderek futbolculara destek vereceği yönünde çok ciddi anlamda haberler geliyor Sinan abi. Belki şunu başarabilir miyiz şu ortamda? Belki bir adım atmış olur, bilmiyorum. Fazla şey mi istiyorum? Mesela derbide Galatasaray'ın taraftarı 50 bin stat. Evet. %10 değil mi? %10 mu? %5. Yan yana diyorsun. 5 bin değil. %5. Yan yana da değil. %5. Normal aydan yana. Mesela hayır. Yani bu bir sınav. Abi ne %5. Hayır, bu bir sınav olsun diye. Yani bir test etme. Güzel yani fikir. Seyredebiliyoruz mu? Birlik beraberlik içinde olabiliyoruz mu? Böyle bir günde. Yani futbol, bakın futbol menzubahisse teröre karşı hep beraber omuz omuza orada acaba taşkınlık yapmadan yani Fenerbahçeli Galatasaraylı ve Galatasaraylılar Fenerbahçeli misafir etmek babında orada bu maçı acaba hep beraber seyredebilir miyiz? Bak yan yana demiyorum, kol kola falan demiyorum. Bunu acaba bakın bunu başarabilir miyiz? Veya becerebilir miyiz? Ya sakin olabilir miyiz? Orada çok güzel. Yine bu ya şimdi sıcak şimdi bu. Bugün bakıyorsun günlerden nedir? Pazartesi. Yani hafta yapı 6 gün sonra derbide o zamanki maçlarda medyada nasıl ceyran eder, nasıl olur, ne havaya gelir ama şunu halledebilir miyiz? Çok yani derbi omuz omuza demiyorum ben. Derbide de Fenerbahçe taraftarları statta olursa acaba yani destekliyorum. Bir dakika dur. Bir Galatasaraylı olarak. Mesela otobüslerle Fenerbahçeliler otobüsleriyle Türk Telekom'a gidiyorlar. Hiçbir yolda taş, tuş falan atılmadan mesela rahatça stada girip de orada rahatça karşılıklı tezahüratlarla terörü lanet ederek ayrıca 16. takımlarını destekleyerek ama birbirlerine değil. Acaba bunu becerebilir miyiz? Federasyon böyle bir şey yapsa becerebilir miyiz? Becerebilir miyiz? Abdülkerim abi sen katılıyor musun? Katılıyorum tabii ama becerebileceğimize inanmıyorum. Becerebilir yani, miyiz? Yani o bana biraz... İnanmıyor musun? Biraz evet ütopik geliyor. Yani ama abi bak aslında bugün değilse ne zaman? Evet aslında derbiye tekrar ortam. Galatasaray Fenerbahçe derbisi tekrar göreceğiz. Uygun bir ortam yani. Trabzon'a gidelim. Trabzon'da Ertan Süzgün var. Karadeniz kampında şu anda. Önce Rize'ye gittiler. Bugün Trabzon'dalar. Sevgili Ertan Süzgün şu anda Trabzon'da. Trabzonspor Beşiktaş maçıyla ilgili olarak bugün önemli çalışmalar da yaptı. Sevgili Ertan başarabilir miyiz? Önemli. Başarabilir miyiz diye bir SMS yaptırsan Ertan. Tebrik ediyorum. Çok doğru. Ertan'a bağlanalım. Söyleyelim sen zaten. Bir Ertan Süzgün, Emre Zabunoğlu resmi Twitter hesabımızdan Sinan abinin dediğini bir anket yapalım. Ertan Süzgün'e gidiyor muyuz arkadaşlar? Tamam geliyorsa verin arkadaşlar.
Kadraj yapıyor, kadraj yapıyor. Yapıyor. Şu anda yağmur var Trabzon'da da. Ertan, sen deyiz neler söyleyeceksin? Trabzon'u şöyle bir görelim. Trabzon'u özleyenler vardır. Nasıl, yağmur var mı? Sadece seni göstermesin, her yeri bir görelim. Trabzon'umuz. Sinan Engin Trabzon'udur. Meydanından iyi akşamlar Ertem Şener. Pazar akşamı Ankara'da yaşanan hain terör saldırısı tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da yasa boğdu. Gün boyu Trabzon'daydık. Buranın nabzını tutmaya çalıştık. Herkesin aklı, fikri, kalbi, gönlü ve duaları Ankara ileydi açıkçası. Tabii baktığımızda Trabzon aslında bir futbol şehri. Ancak yarın artık 12'yi geçti saatler. Bugün zorlu bir karşılaşma var. Trabzonspor Beşiktaş maçı. Bir futbol şehri olan Trabzon'da bu durum açıkçası şehirde çok fazla kişinin umurunda değil. Çünkü herkes oldukça üzgün. Tabii ki biz burada görevimizi yapmak zorundayız zor şartlarda. Ankara'da yaşanan olay için söylüyorum. Ben iki takım hakkında size bilgiler vereyim. Daha sonra tekrar topu size atayım. Trabzonspor'la başlayalım, ev sahibi takımla. Trabzonspor'da ciddi eksikler var Ertem Şener. Baktığımızda cezalı Aykut Demir cezası nedeniyle yarınki kadroda yok. Yine kaleci Onur Kıvrak. Onur Kıvrak dışında sakat oyuncular var tabii. Güray gibi, Mehmet Ekici gibi. Onlar da kadroda olmayacak. Bu karşılaşma 24 Ocak'ta oynanması gerekiyordu. Erteleme maçı. 24 Ocak sonrası transfer edilen iki oyuncu var Trabzonspor'da. Akakbo ve Bosingwa. Stadyo gereği bu iki oyuncu da yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Trabzonspor'un 11'ini vereyim. Kalede Esteban var Trabzonspor'da. Savunmanın sağında Kavanda oynayacak. Stoperler Douglas, Mustafa Yumlu. Sol bekte ise Musa Nizam'ı göreceğiz. Hemen önlerinde Aytaç Kara, Okay Yokuşlu. İleri uçta ise Erkan Zengin, Marco Marin, Sefa Yılmaz ve Cardozo 11 ile Trabzonspor'un çıkmasını bekliyoruz. Beşiktaş için de şöyle Trabzonspor için söylediğimiz durum yine Beşiktaş için de geçerli. Yeni transferler Boyko, Delgado ve Marcelo Rizespor maçı sonrası İstanbul'a döndüler. Onlar da kadroda yer almıyorlar. Gökhan Töre sakatlığı nedeniyle kadroda yok. Rizespor maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup bugün takımla beraber takımdan ayrı çalıştı. Bir hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Ancak Oğuzhan'ın bugün kontrollerinde yarın bugünkü maçta oynama ihtimali belirdi. Ancak yine riske edilmesi beklemiyoruz biz Şenol Güneş tarafından Beşiktaş için. Quaresma döndü Rizespor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu Quaresma. Şenol Hoca'nın da 11'i, muhtemel 11'i kalede Tolga Zengin olacak Beşiktaş'ta. Savunmada Bek, Tosic, Necip, İsmail. Hemen önünde Tolga Ersan'ın şans bulmasını bekliyoruz Atiba ile beraber. Sol tarafta sakatlıktan çıkan Quaresma'yı ilk 11'de bekliyoruz. Yine Sosa ve son maçta iyi bir futbol oynayan, iyi futbolunu golle süsleyen Kerim Fıray'ı. İleride ise Mario Gomez 11'i. Şenol Güneş tarafından bizim beklediğimiz 11 Ertem Şener. Trabzon'da yağmurlu bir hava var. Dediğim gibi Ankara'daki olaydan sonra buradaki insanlar çok fazla açıkçası bu karşılaşmayı düşünmüyorlar. Tüm herkesin aklı Ankara'da kaldı Trabzon'da. Şehirde sakin bir atmosfer var. Biz de maç atmosferine girdik. Yarın da program var. Beyaz Futbol programı, özel programımız. Maçtan sonra röportajlarla birlikte tekrar sizlerle olacağız. Ertan Süzgün, teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Çok çok teşekkürler. Trabzon gerçekten hiç böyle görmemiştim ben. Bomboş sokaklar Trabzon. Aynen öyle. Duygusal yağmurlu bir şehir. Ya. Çok duygusal bir yağmurlu şehir. Yağmurlu Ertan. Bu üzüntüyü de yaşıyor, bu acıyı da yaşıyor. Yağmur. Onu da biliyoruz. Yağmur var ondan dolayı, yağmur var. Yani. Hayır şeyden de ötürü yani bu terör olaylarından orada, ötürü de orada yemez orada. Terör oraya giremez zaten. Ya, üzüntü var ya. Üzüntü var. Üzüntü ayrı da yani orada. Eğlenmeyi falan çıkamıyorlar. Hani çekinme falan yok, olmaz. Onlar yok. Onlar öyle değil. Bir şey olmaz Trabzon'a. Öyle araba marabı orada biraz zor patlatır. Bir de ligdeki durumu da önemli. Trabzon şampiyonluğu oynasa böyle mi olur şu anda şehir? Ligin ilk yarısındaki var, maçı izleyelim bir Galatasaray. Abi bir şey söyleyeceğim size bir dakika pardon. Saat yarım. Yani dünyanın en eğlenceli yerlerinde tabii. Bu saatte insan yok. İtalyalarda, Fransalarda gidip sokaklarda insan yok. Saat yarımmış. Biz saati 8-9 falan zannediyoruz biliyor musun? Hayır, bu saatte Trabzon Anadolu'da. Trabzon-Beşiktaş yani. Maçı sen Trabzon'da futbolcuyken çok gitmişindir. Ha ama biz otelin önünde çadı olacaklar. İkilere, üçlere kadar uyutmazlar. Eski ya, o ayrı. Otelin ne yaparlar? Silahlar, davullar. Usta otelin önünde. Bir dakika. Sen şimdi, sen Beşiktaş'ta, sen Fener'de oynarken. Biraz insanları uzaklaştıralım bu hüzün altında. Usta otelde kalırken.
Trabzon taraftarı gelir, ortalığı iletir miydi? Tabii. Uyutma bak. Sabaha kadar uyutmaz abi. Sen hatta bir kere ranza altına mı girmiş ne? Bir şeye mi girmiş? Kafaya sokmuş. Yok şey otobüse saldırı olmuş. Peki Sinan abi sen de bir şey demiştin. Trabzon'a eskiden gidince diyordun. Biz ileride forvet mevkinde. Ya başka o. Bir şey olurduk. Hayır, bir Ankara gücü maç. Ya yok bir Ankara gücü Trabzon. Ankara gücü oynarken ben sağlı sollu ben de o zaman Trabzon'da Kemal hep Mustafa'yı. Onunla muhabbet bir top oradan bir buradan bir buradan. Tabii. Mesela. Turgay abi. Sen de böyle boğuyorlardı. Trabzon'da öyle boğarlardı. Bir defansı vardı. Turgay Semercioğlu. Necati abi. Kalede Şenol Güneş. Tabii. O harika peki bir takımlar. Peki sen Trabzon deplasmanlarında bunalır mıydın? Hep bizim kalede oynanırdı maç. Forvetler ne yapardı? Boğarlardı. Biz ara sıra onlara uzak. Boğarlardı. Fener forveti. Avnaker'den puan almak çok zordu ya. 80'li yılların başında. Sen işte, mi Avnaker'de hiç Trabzon yenebildiğinizi hatırlıyor musun? Biz şampiyon olduğumuz sene 84 yılı. Trabzon'da beraberlik yetiyordu bize. Berabere kaldık ve şampiyon olduk. Abi zaten şey ama şey yapmadık. Berabere kaldık. Şu an mesela 84-85. Şu an mesela Trabzon'dan mesajlar geliyor. Söyleyin istiyorsanız hemen sokağa çıkalım diyorlar. Tak mesajlar geliyor. Allah kimse. Hayır o anlamda değil ya. Şey çıkalım siz isterseniz. Mesela ne yani Ertem yarınki maç Trabzon Beşiktaş maçı bir şampiyonluk maçı olsaydı. Tabii. Şimdi orada sokaklarda kadar insanlar sokakta olurdu. Trabzon'un ligdeki durumu da etkiliyor insanların heyecanını. Değil mi Rasim'ciğim? Katılıyorum. Evet. Şimdi sevgili seyirciler bir ligin ilk yarısındaki maça gidelim. Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasını bir izleyelim bakalım. Trabzon maçıyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Geleceğiz ona geleceğiz. Gelecek miyiz? Geleceğiz. Tamam. Evet, karşılaşmanın skoru 1-1. Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması. Gerçekten son derece önemli bir maç olacak. Hocam ne bekliyorsunuz derbiden? Şimdi bak. Bu tür derbiler. Şimdi kağıt üzerinde kim önde favori? Mutlak Fenerbahçe. Doğru mu? Kimin daha çok maça puan anlamında kazanmaya ihtiyacı var? Fenerbahçe. Ama unutmadım. Galatasaray-Fener veya Fener-Galatasaray maçlarının tarihlerinde hep ters olmuştur. Doğru. İçimden bir ses. Yaşadık. Bunun hiçbir teknik, taktik, güç, kaliteyle alakası yok. Evet. İçimden bir ses. Maçı Galatasaray'ın kaybetmeyeceğini söylüyor. Her ne kadar kağıt üzerinde Fenerbahçe ağır favori olsa bile. Ağır favori değil hocam. Yani şöyle ağır favori yani değil. Önemli bir favori. Hocam bak şöyle ağır favori değil. Galatasaray kaybetmeyecek Rahmet Çakar. Şimdi hocam bak bu seyirci ve statlar bu şekilde geldikten sonra kendi sahasında oynayan takım bir adım öne geçiyor. İstesi kadro kalitesi daha düşük de olsa. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Bak şu maçta mesela... İkna ettin beni. Evet, ağır favori değil. Biraz favori. Evet şu maçta mesela temin seyrettiğimiz maçta Galatasaray'la bir berabere kaldı ama hatırlıyorsunuz değil mi? Beraber seyretmiştik. Maçın bir 60-70 dakikası. Tabii. Hani maç farklı bir yere gidebilirdi. Doğru. O seyirci baskısıyla ben Galatasaray'ın arenada 55 bin kişiyi dolduracağına, 50 bin kişiyi dolduracağına inanıyorum. Ve Fenerbahçe'ye çok sıkıntılı anlar yaşatacaklar. Bu emin, eminim bundan. Dolayısıyla Fenerbahçe çok ağır favori değil. Ha ama kadro kalitesi açısından, şu anda takımların form durumu, moral motivasyon açısından tabii Fenerbahçe daha favori gözüküyor. Fakat söylüyorum yani o kadar ağır favori değildir. Bir de Fenerbahçe'nin Perşembe günü Braga ile hayati bir maç oynadıktan sonra o gün orada kalıp Cuma'ya dönebiliyorlarmış. Gelip bu kadar ağır maçtan sonra bir de böyle bir derbi oynayacaklar. Motive olması, yorgunluk Fenerbahçe için çok sıkıntılı bir maç olacak. Çünkü bak son 30 yıla bakın bazı laflar vardır. Birçok hatırlamaz mesela bir Galatasaray Trabzon Türkiye Kupası Feneri vardı. Galatasaray genç takımdan 5 oyuncu ile falan Türkiye Kupası almıştı ama ben çocuktum hayal mi hatırlıyorum kimse hatırlamaz demektir. Evet. Şimdi bir Johnson'ın golü vardı. Galatasaray'ın 6-0, 7-0. 9-0 falan diyorlar. 8-0 bitecek maçı. Hocam, Emre Belezoğlu'na şaptı girdi. Hocam ben o maç için İstanbul'a gelmiş bir garibanım. Tek kale. Maç mı seyret? 19 yaşındaydım. Ben kendi yönettiğim maçı hatırlıyorum. Hocam. Fenerbahçe Barikos Trava'dan mı? Sigmoğlu'muktan mı? 6 mı? 7 mi? Hocam bak. Metin Aşık cumartesi gecesi istifa etmiş. Can Tanrıyarlar falan o zamanlar spor haberleri yapıyorlar. Evet. Şansal Büyükağ falan Milliyet Gazetesi spor müdürü. Galatasaray Antalya Frankfurt'u ama geçmiş. Ama çok eski o. 92 o. Ben diyorum zaten. Milattan önce değil ama 92. 92. Doğru. Ya herkes Fener Galatasaray'ı paramparça edecek derken Galatasaray Fener'i yenmişti. Evet evet. Pardon tam tersi. Fener Galatasaray Aykut'un golüyle. Aykut Kocaman'ın golüyle. Evet. Hocam aynısı. Şimdi 2000 20 yıl sonra Duranso. Bak 20 yıl sonra şu diyebilir Galatasaray'lar. Duran Sofoğlu maçındaydı 2016'da. Hocamız gitmiş. Takım bitmiş.
sevgili Umut, şu anda Kırşehir'in hocası Umut mesela diyorum. Rahmetli babası vefat etmiş. Takım Kayseri'ye gitmiş gelmiş. İki idman kaçırmış. Hocamızı Bülent Korkmaz'ı şeyden getirmişler. Efendim kahveden getirmişler. Şeyi de yani böyle abartılır biliyorsunuz bu işler. Fener'i biz şampiyonluktan ettik diyebilecek tipte bir maç bu. Hocam zaten futbolcuların bu sene seyircisiyle barışma adına son kozları. Yani bak bir şey söyleyeyim. Türkiye Kupası'nı kazansa Galatasaray, Fenerbahçe'yi eğer yenilirse inan bana o kupanın bile önemi yok. Galatasaraylar için Fenerbahçe galibiyeti inan bu sene kazanılacak Türkiye Kupası'nın önünde geliyor. Aynen. Taraftar anlamında söylüyorum. Evet. Yani şu var. Yani görünen o ki mesela iddia oranlarında Fenerbahçe daha kuvvetli görülecek. Ama içimden bir ses Galatasaray'ın kaybetmeyeceğini söylüyor. Bunun da hiçbir şey açıklaması yok. Futbolla açıklaması yok. Böyle gidişat onu gösteriyor gibi sanki. Sinan abi Bülent Korkmaz, Bülent Hoca. Kesin mi? Yani kesin değil ama kulüp içerisinde şu anda muhabir arkadaşlardan da gelen öyle konuşuyor. Çok büyük bir ihtimalle. Sadece bu maç için mi yoksa? Bu maç için sadece. Fenerbahçe. Ya böyle şey olur mu ya? Fenerbahçe derbisi için. Ya böyle komik bir şey olur değil mi? Yok ya devam edelim. Hayır bir maç için gelir mi ya? Kazanırsa mesela kazandı. Onu ben bilemem. Ertem söyleneni yazıyor. Ertem bir maç için yani bilmiyorum yani. Vallahi Galatasaray'da bu sene neler oldu? Bunu kim söyledi ya? Kim yani? Sen de bilmiyorsun. Yani. Başına ben gelen haber. Bu da olabilir evet, yani. Mesela gelen haber. Devrim diyor ki sezon sonuna kadar. Ha, sezon sonuna kadar tamam. Bir maç için çok büyük ayıp yani. Galatasaray kulübü zaten böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Gel bir maç takım başına çık falan dediğin zaman yani çok komik bir şey. Abeste iştikal. Şimdi bakın. Herkesin dedikleri de doğruluk payı var. Hatta golü de Umut atacak. Galatasaray. Yaz bunu bir tarafa. Şimdi Türk Telekom'daki derbiler. Saraçoğlu'ndaki derbiler her zaman kendi aralarında farklıdır. Doğru söylüyor. Farklı. Bunların favorisini önceden söyleyemezsin. Piyangodur, toto oynarsın. Şu kazanır, bu kazanır diyemezsin. Yani Saraçoğlu'nda genelde. Doğru gerçekçi olarak söylediğin zaman, doğru dediğin zaman, gerçekçi dediğin zaman. Evet Galatasaray mesela Telekom'da favori Fener. Ağırlığı var. Hayır bak. Ha, ayrı bir şey. Ayrı, evet. Galatasaray'ın Türk Telekom'da önemli bir ağırlığı var. Yani özellikle derbilerde son dönemlerde baktığın zaman da ya Sinan yarın öbür gün Vodafone aranı açılınca Beşiktaş'tan doğru maç almak çok zor olacak ama yani. Bu. Şimdi Galatasaray yani. Bakın şimdi çok Galatasaray yani. Şimdi Galatasaray kazanır. Aynen. Galatasaray avantajlı ve Galatasaray takımı bu maçları iyi oynayacak oyunculara sahip. Derbiyi konsantre olacak üst seviye oyuncuları var. Yani bunlar Selçuklar, Snyder'ler, işte baktığınız zaman Podolski'ler. Ama bir de şimdi savunmasına bakıyorum. Galatasaray'ın savunmasında çok büyük bir sıkıntı var. Şimdi o Şeju'ya falan baktım bu hafta falan. Yürüyemiyor yani. Semih falan hakikaten doğru, yani çok doğru, kötü falan. Yani bırakmışlar sezonu. Ha ne kadar mi? Güç yeter. Ama her zaman Türk Telekom Arena'da Galatasaray'ın bir avantajı vardır. Ama bu Fenerbahçe takımının da dezavantajları da var. Ne? Braga'dan geliyorsun. O maça kimle çıkacaksın? Önce bir 11'i görelim. Bakın şimdi doğru. Allah korusun temenni değildir. Sakatlık olur mu olmaz mı bilemiyorsun. Onun için o maça tabii biz cumartesi akşamı daha net yorum yaparız. Yani deriz ki kadro şu 11 bu buna göre ama derbinin favorisi yoktur. Türk Telekom'da Galatasaray biraz daha avantajlıdır. Doğru. Bunu söyleyebiliriz. Ama bu Fenerbahçe onu yenmez diye değil. Ama ben baktığım zaman şeye fotoğrafa bunu görüyorum. Şu an her iki takımın da dezavantajları var. Bir takım yorgun, Braga'da ağır bir maç oynayacak. Yorgun bir takım da iyi değil. Seyircisinin baskısıyla oynayacak. Bir de şey olacak Sinan, Braga'dan nasıl dönecek Fener? İşte onu diyorum. Hayır, elenecek mi? Bak. Çünkü skor 1-0'la gidiyoruz. Apucuğum, elenmekten... Morali mi dönecek? Şimdi elenmekten ziyade, mesela bak, elenmekten ziyade, Allah korusun. Kayer'e bir şey oldu mesela. Ya Fenerbahçe'nin oyuncu sıkıntısı olmuyor Sinan ya. Şu önemli oyuncular var. Hakikaten. Olmazsa tamam olmazsa bak. Van Persie sakatlansa Fernando oynuyor. Bir dakika, Fernando ayrı. Volkan Şen sakatlansa Alper var. Bak. Şimdi Fernando ayrı. Hayır, şeyi söylüyorum kadrosu çok geniş. Ama yani, geniş ayrı bak Apocuğum. Bir de görev yani işi yapmak lazım. Mesela bak Kadri'yi oynatıyorsun. Ki Kayer'in alternatifi var mı aynı yerde bu stoperi? Hayır mesela Kayer cezalı olduğunda mesela Kadri'yi burnu arıyor. Burası farklı. Gene bir sıkıntı mesela, olmuyor. Mesela tamam peki sen ama arıyorsan. Hayır şey diyorum. Tabii ki Kayer'in oynamaması büyük bir yani, eksiklik. Ama için, hani Fenerbahçe'de mesela çok fark etmiyor. Oraya ama Apocuğum oraya bir takım oyun yani şimdi
Messi Galatasaray'ın yenmesi lazım. Şimdi Messi ile oynamak farklı bir şey. Bu derbiler. Yani onun için söylüyorum. Ben şey diyorum. Mesela diyelim ki Caner oynamadı. Hasan Ali oynarsa aynı şey değil. Şimdi Kayar oynamadı. Şimdi Kayar oynamadı. Yerine Katlec oynattığın zaman aynı şey değil. Hayda. Tabii ki Kayar çok daha yani, iyi bir stoper. Van Persie deplasmanda oynamadı mı? Yerine Fernando oynatmak aynı şey değil. Mesela. Hmm. Fernando abi, aynı şey değil. Bir senedir hayır, adam kardeşim, gerçeğini gördü. Kardeşim. Bir senedir doğruyu gördü. Dün akşam hakem olsaydı Kayar zaten oynamayacaktı ki haftaya başladı. Hocam ay o bir dakika. Onun için iki takımın da dezavantajları. İki takımın da yapma hocam. İki takım oraya, hocam anlatırız. Fırat Aydınus'a da gelir bir onu sorar. Şimdi bak. İki takımın da dezavantajları. Ama sonuca baktığın zaman temele baktığın zaman bizim istediğimiz nedir abicim? İyi bir derbi olsun. İyi bir derbi olsun. Centilmence bir derbi olsun. Son ve sahada maç bitsin. Son dönemlerde öyle mi? Bak, sıkıntı şimdi, olmuyor be. Şimdi bak yani Galatasaray için şimdi bak şu ortam güzel olur. Allah, Allah belanı versin. Hocam, hakikaten centilmen bir derbi olmasını mı istersin? Hocam anlatıyorum bir dakika. Ben centilmen bir derbi olmasını hocam, istemem. Hocam ne kadar hocam. Şu istenir ya. Şu Allah'ın belası şu hocam. Patlatmasın da hocam istemiyorum. Şu Allah'ın belası iş olmasaydı o derbi çok centilmence geçmezdi. Yok. Bak. Galatasaray mağlup duruma düştüğü zaman çok gerginlik olabilir. Sahanın içinde, tribünden gerginlik olabilir. Farklı olabilirdi. Çünkü Galatasaray'ın bu maç çok önemli Galatasaray için. Sezonun 34 maçın belki de en önemli maçı. Onun için ben diyorum. Belki şu maç belki de biraz daha yumuşatabilirdi ama bilemeyiz pazar günü. Ama bizim istediğimiz budur. Tamamıyla centilmence dost ama ben sıkıntılı bir derbi olacağını düşünüyorum. Sıkıntılı yani sahaya geçeceğini düşünüyorum. Yani şey açıdan da mı? Centilmenlik açıdan da mı sıkıntı yani olacak? Bak Fenerbahçe doğru, maalesef. Şampiyonluk maçı gibi bir maç. Kaybederse çok zor telafi bir daha etmek. Üç Galatasaray puan, için de üç, onur maçı. Galatasaray için de hem futbolcular için hem de taraftarı bu maçı kazanmasını istiyor. Onun için sıkıntılı bir maç. Şu maç olmasaydı, bak şey, şu olay olmasaydı şu maç çok farklı ambiyans. Ama pazar günü bilemiyoruz nereye gideceğinizi. Ama özetine bakarsan Galatasaray biraz daha ben avantajlı gibi görüyor. Bak kazanır demiyorum. Kağıt üstünde ama Fenerbahçe'de kazanabilir çünkü Fenerbahçe daha iyi takım. Derbi maçlarında zaten biraz gerginlik olur. Olması da icap biraz eder. Biraz yani böyle azıyız. Çok, evet çok yumuşak ama, bir maç olmaz. Biraz gergin olması ama, iyi bir şeydir. Ama o gerginliğin ölçüsü nedir? Tabii ki oyuncular daha hırslı olacaklardır. İkili mücadeleler daha sert olacak. Seyirci daha ateşli olacak. Zaten derbinin güzelliği bu. 17 numara bir maç olması zaten beklenemez. Yalnız ben şu Fenerbahçe'de şu avantajı görüyorum. Avantajı. Oyuncu kadrosu bu tip atmosferlere çok alışık. Abi, yani elindeki oyuncu kadrosu, abi, elemanlar bu ağır atmosferlere doğru alışık oyuncular. Manisi, Pampersisi, Mehmet bak, Topalı, Kayeri yani maçın pek şey oyuncular bak, değiller. Bak, senelerdir Gökhan Gönüllü, Apo çok bu tip ortamlarda şimdi bak, şimdi krizde ortamlarda bak, iyi oynuyorlar yani. İki takım da gergin olacak sahada. Şimdi nani diyorsun bilmem ne diyorsun falan yani bir sıkıntılı maç olur. Çünkü Fenerbahçe mutlak kazanmak istiyor. Derbi abi zaten bak, sıkıntısız evet, derbi. Galatasaray mutlak ya. Belki bundan evvel bu kadar değildi bazı derbiler. Hmm. Yani bu kadar arz etmeden. Bugün Fenerbahçe çok şiddetli şampiyon olmak istiyor. Galatasaray belki de çok şiddetli yenmek istiyor. Tabii. Camia. Onun için diyorum ki pazara daha çok var. Bakalım pazara nasıl olacak? Yani pazara. Şimdi duygusal bir ortam var. Diyoruz işte derbi, işte omuz omuza bilmem ne falan filan diyorsun. O zamana kadar süreç nasıl işleyecek bilmiyorum. Ama 3 ihtimalli bir maç olabilir. Nasıl 3 ihtimal derken? Beraberlik de anladın mı? Beraberlik 3 ihtimalli maç olabilir. Nereden başlar? Hocam bir dakika. 3 ihtimalin birbirine yakın olduğu bir maçlar. Ama yani yırtık dondan gibi çıkıyorsunuz hemen. Bitirmiyorsunuz ki yani. Çıkıyorsunuz. Yani hemen gülüyorsunuz. Ben bir lafı söyledim. Ben geri zekalıyım ya. Sinancığım. Yani ben geri zekalıyım. Estağfurullah ya. Yani ben biliyorum hemen atlıyorsun da yani. Hemen atlıyorsun. Onun için bekleyin mi anlatayım. Bravo. 3 ihtimalli derken bu maçta yani beraberliğin de %33 olabileceği, galibiyetin de %33 olabileceği mutlak maç. Hepsi yani, eşit şanslı. Aynı şekilde hepsi eşit şanslı. Yani ya hocam bak dinlemiyorsun. 4 ihtimalle. Doğru, yani. Hayır bu maçta beraberliğin de ben bak ilk defa derbilere demezdim. Beraberliğin de ağır bastığını düşünüyorum. Evet. Yani. 3 ihtimalle %33, %33. Yani herhalde yok. Tamam baba. Herhalde 4 ihtimalli yani maçlar falan. Bir de şey var. Hocam, hakem. Hocam, bana göre bu maç 4 ihtimalli. Yarıda kalabilir diyor hocam. Kesinlikle. Yarıda onu söyledim ben zaten. Hiçbir derbide. Yarıda kalabilir hiçbir diyor hocam. Derbi, o olabilirdi belki. Hiçbir derbi. Gene olabilir. Bu Galatasaray Fenerbahçe'ye kadar 4 ihtimalli olmamıştır hayatta. O ya 5 ihtimal olabilir. Yani 3 ihtimal. 5 ihtimal. 3 ihtimal var. Bul. Ama dördüncü ben üç ihtimal deyince sen gözlerini dört açıyorsun. Dört ihtimal var. Benimki çok hayır, derin bir hocam, şey. Hocam ben dördü ben bak ben sen dördü hocam, cumartesi günü evet, söyledim Ertem'e. Ne dördüncü ihtimal?
Fenerbahçe eğer öne geçerse galip durumda Galatasaray falan filan hakem belki falan maç falan filan sıkıntı olabilir. Hayır, beşinci ihtimal var. Ne? Su. Hayır. Fazla yabancı oyuncu konup 3-0 hükme mağlup olabilir. Geçmişte oldu. Nerede bu da yok yabancı oyuncu. Bir dakika. Galatasaray Fener'de 8 yabancı oynatabiliyor muyuz? Hayır. 6 yabancısı var. Nerede? Bu sene full mü? Rasim. Serbest. Eyvah Rasim. Eyvah Rasim. Eyvah Rasim. Evet. Eyvah Rasim. Biz bir kahve molası verelim. Bakara yapıyormuş. Ama ben sana söylüyorum. Oynamak bizimle. Reklama gidelim. Devam ediyoruz, derbiyi konuşuyoruz sevgili seyirciler. Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Sinan Engin'in istediği bir anket vardı. Anketi bir ekrana getirelim. Nedir durum? Acaba Fenerbahçe taraftarlar Galatasaray derbisinde olma ihtimali nedir? Ya olsun mu olmasın değil, mı? Maalesef. Bir futbol soruyor. Galatasaray Fenerbahçe derbisine deplasman taraftarı alınsın mı? Evet diyenler %29. Hayır diyenler %28. Omuz omuza olsun diyenler %29. Seneye başlasın diyenler %14. Yok, olumsuz değil. Bak kardeşim, olumsuz değil. Bak kardeşim, Türkiye'nin iki gerçeği var. Birinci gerçek, yarından itibaren yavaş yavaş insanlar, 77 milyon, 80 milyon insanın normalleşecek. Bir. Şimdi argoda bir laf vardır, onu söyleyemem. Birinin bir şeyi görene kadar falan diye bir laf vardır. Hayır, tamam, bu kadar. Onun için siz bakmayın. Perşembe Cuma'dan sonra hocam, şehitlerimiz var, vefatlarımız var. Tamam, o içimizde yaradır ama o Galatasaray Fenerbahçe maçına yaklaştığı günden itibaren her şey yine eski haline. Maalesef diyorum, altını çiziyorum, döner. İki, bir defa bu evrensel hukuka aykırı. Bu hafta seyirci almak, çünkü Türkiye'de oynanan hiçbir derbiye şimdiye kadar rakip seyirci almamışsan bu maça rakip seyirci almanın hangi adaletle alakası var? Belki hocam kabul eder, belki müsaade edebilir. Der ki Asacağım evet gelsin der falan yani. Yani belki de taraftarlar. Hayır, bir dakika ya. Beşiktaş taraftarı da Beşiktaş camiası diyecek ki hayır. Mesela şu yoktur futbolda. Taraftar gidince ne olacak ki hocam? Abi bak. Peki Beşiktaş Galatasaray maçını alacak mısın taraftar? Alırsın. Trabzon Fenerbahçe maçını alacak mısın? Alırsın hocam. Onun garantisi var mı? Hocam Trabzon Fenerbahçe farklı. Ama Beşiktaş Galatasaray maçını alabilirsin. Bazı şeyler, Bekir Akar'ı bulmak, bazı şeyler evrensel hukuka, adalete. Doğru. Şu ana kadar kaç yıldır İstanbul'da oynanan derbilere rakip taraftar alınmıyorsa şu an bu maçı şey. Alınmanın ne mantığı var? Şimdi Türkiye yani şunu istiyor. Şu ay ne olacak beraber yani? Yan yana görüntü. Peki Allah korusun, iki ters düdük, iki ters hareket. Ama işte ben ne dedim Ankara'dan sana? Ankara'dan beter olaylar yaşıyoruz. Hocam bir dakika, ben sana Allah ne dedim? Korusun. Allah korusun. Başarabilir miyiz? Ankara'dan öyle stat böyle falan. Hayır Hanım. Hocam başarabilir miyiz dedim. Başaramayız. Hocam, becerebilir miyiz dedim ben. Zor. Ha, ben sadece bunu söyledim. Evet. Başarabilir miyiz? Ama Sina... Beceremiyoruz yani. Hocam, ya beceremiyoruz. Allah kahretsin ki beceremiyoruz. Beceremiyoruz Asim. Çünkü bak. Becersek. Bu ülkedeki derin kutuplaşmaların en başında Fenerbahçe Galatasaray kutuplaşması vardır hocam. Öyle değil mi? Diğer hayır, daha beteri var. Fener... Göztepe Karşıyaka. Ben İzmir'de yaşadım. Göztepe Karşıyaka'da var. Anlatabilirim. Göztepe Karşıyaka yanında Galatasaray Fenerbahçe. Son hani bunları gidermek adına Sinan'ın önerisi çok güzel. Becerebilir miyiz var ama? Beceremeyiz. Sonuçta da bir soru işareti var. Ben de. Başarabilir miyiz? Bir şey beceremedik. Ay, hoca dedi beceremeyiz. Çünkü ben de dediğin gibi ters düdük. Adam diyecek ki kardeşim dediğin gibi yarından sonra dedim ya cumartesi pazara kadar nasıl bir tablo göreceğiz. Fotoğraf, derbi, hafif. Daha var. Şimdi ya. Gazeteler yazacak derbi falan filan. Ufak ufak böyle çok fokurdatacaklar. Çok fokurdanacak olay ufak. Çok erken. Olmaz. Bizim söylediğimiz ya tamamıyla bir yani çok kamuoyunda, sosyal medyada bu İyi çok niyet. Konuşulduğu için. Niyet, hadi dedik ki böyle mi olsak hiç? Hayır değil. Ama net olarak der ki kardeşim o iş ayrı bir şey, bu ayrı bir şey. Ben Fenerbahçeliyim veya ben Galatasaraylıyım. Benim en büyük keyfim, en büyük şeyim bundan hoşlanıyorum. Yani ben işte Galatasaray tribünlerinde Fenerbahçe geldiği zaman orada kendimi her türlü rahatlatıyorum. Belki benim için bu maç çok önemli. Yani ben istemiyorum diyebilirim. Rahatlıyorlar. Yani bu işi çok efendice bu maçı seyretmek istemiyorum. Seyretmeyeceğim diyebilir. Fenerbahçe taraftarı belki ben gitmek istemiyorum da diyebilir. Ama senin yaklaşımın son derece humanist. Ama ben doğru tabii doğru ya. Hocam. Doğru şey. O kim bu ne ya? Bülent Korkmaz hocanın olmaması durumunda daha bugüne kadar öğle saatlerine kadar Bülent hoca olmazsa şimdi. Hayır bir dakika, bu tabii burada Snyder'in sözü, Kafka'nın sözü var ya, abartıyorum anlaşılmasın. Şenol Birol vardı. Snyder'in oyuncu bir anlatım oldu burada. Neyse Snyder'in ya, bu çok doğru bir şey. Takıma abilik yapacağı. Yerli vardı kendisi. Niye zaten hocayı da Snyder'in doğru mu hocam? Sabık bir teklifim var. Ya hocam bu doğru bir şey. Galatasaray yönetimi şu 6 ayda
tarihe geçecek. Jüres rekorlar kitabına girecek veya hisseli harikalar kumpanyasına komedi skeçler olacak işler yaptı. Örnek mi? Toner bitti, kartuş bitti. Fax 11 saniyeye geç gitti. Grois Grois'a parasını verdin oynatamadın. Oynatamadın. Bir. Bir. Daha kötü. Aradan geçti 1,5 ay. Hadi bakalım Grois Grois oynayacak dedi. Ben annemi özledim. Süt istiyorum. Meme emeceğim dedi. Ülkesine döndü. Parayı da aldı. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Mara 3 kupalı adamı kovdun. Bitmedi. Brezilya yapmaya başladın. Bitmedi. Yakışanı söyleyeyim mi? Bak. Madem bu kadar gittin. Şu rezilliği de yapma. Bizi üzme. Üzücü bir şey söyleme. Üzücü bir şey söylemiyorum. Ama. Şu rezilliği de yap. Ne yapma. De ki Ergin Ataman. Sana. Müsaade. Hocam kendine gel, ne yapıyorsun? Sana idareci şeyi çıkartıyorum, kimliği. İdareci gibi gireceksin sahaya. Kenarda sen olacaksın. Yasal değil ki. Yasal mı? Yasal tabii. Öyle bir kitabın oydu. Mesela dedi ki İdareci. Ahmet Şeker Galatasaray'ın maça sen hazırla. Benim teknik direktör diplomam yok. Ne yapacaklar bana? Yönetici kalmış. Hayır. Doktor diplomamı alacaklar. Sana söyleyecek evet. Ahmet Şeker hocam, doktor oldu. Var. Ben doktor olarak kenarda gireceğim. Hocam yetmez. Doktor kartını sakabilirim. O zaman sen abartıyorsan ben de abartıyorum. Ama. Ergin Ataman yetmez. Kim? Elinde köpeğiyle Candan Erçin'i yönetsin. Daha iyi. Hem şey de var yönetici. Köpek şurada ama bak. Ama köpeği sokamazsın. Köpeği sokamazsın. Bak köpek şurada hocam. Köpeği sokamazsın. Ya bu ne ya? Hayır köpeği sokamazsın. Hayır getirdiler şu lan. Hayır köpeği sokamazsın. Köpeği de kartı veremezsin. Hocam ama köpek de kartı insana verilir. Hocam Galatasaray yönetim toplantısına girmiş köpek. Sahaya mı giremez yönetim toplantısında? Galiba biraz eski halimize döndük. Kurum yaptı ya köpek. Bir de küfür yemeyelim şimdi. Hocam yapma. Eski halimize yavaş yavaş döndük. Yapma. Köpek Galatasaray yönetim toplantısı görüşme yani. Hayvan severler. Ahmet Hoca özür dile hayvan severler. Benim kadar hayvan severler. Ben de hayvancıyım. Köpek niye girmesin kulübe ya? Ya giremezsin. Bak bir hayvan sever gelebilir. Hocam şöyle. Gelemez mi? Ergin Ataman geliyor. Ya Şener Çetin'in sağ kenarında ne işi var, saçmalamayın ya. O dedi ya. Gelebilir. Gelebilir. Motivasyon olur. Ertem yönetimde var mıydı? Daha da abartayım mı? Tam şaşırdım. Ya şimdi bu Ergin Ataman'ın ekmeği çıksın sahaya. Sen köpeğin yönetim toplantısında katıldığını haber yapan gazeteci değil misin? Evet. Doğru ben de şahidim. Ne var ben ne yapabilirim? Bu haber Türkiye Gazeteciler Cemiyeti sana hediye vermesi gerekirken başka bir şey verdi. Yani sana ters alın. Niye kafaya, niye dalga geçiyorsunuz? Kardeşim Galatasaray'ın haline bak. Galatasaray'ın haline bak. Benim kendi kulübüm, benim kendi... Ya kardeşim Ahmet Hoca çıkardı. Hocasına gider diyor. Ergin Ataman diyor. Abi mantıklıdır. Bakın Ergin Ataman da mantık olabilir. Ama Canlar Akçet'in falan bir mantığı yok. Köpeğiyle bak. Ergin Ataman nasıl mantık olabilir abi? Ergin Ataman nasıl mantık olabilir? Aynı şey mi ya? Ergin Ataman deyiz. Adamla Candan Erçetin ve köpeğini kenara. Aynı şey mi ya? Bir dakika. Candan Erçetin Galatasaray yönetiminde başkan yardımcılığı yaptı. Ergin'den daha önemli pozisyonlar yaptı. Bazen şu var. Ergin yarın Fenerbahçe'de gider. Erkek ağırlıklı bir ortamda, yani mutlak erkek emen bir ortamda. Kadının yarattığı biyokimyasal vücut kokuları erkeği bir şey yapabilir. Motive edebilir. Hocam sen de canlı nerede bir adamı konuşuyor. Tuhaf tuhaf. Freudyen bir yaklaşım. Kokusuyla ne alakası var? Kadın kokusu. Geldi mi gelmedi mi? Bak geldi. Kadının İdrar kokusu. Ya senin hocam, burnun bile. Ne diyor? Hocam siz, kadın kokusu. Abi verirmişsiniz. Ver Al Pacino filmini. Verirmişsiniz. Karşılıklı verirmişsiniz. Ahmet Hoca Rasim. Ahmet Hoca Rasim tuhaf tuhaf konuşuyor. Yani. Tuhaf konuşuyorsunuz. Kadın kokusu. Nasıl tuhaf? Tuhaf konuşuyorsunuz yani. Ya hiç sen bir dakika. Bu kadın da köpekli o. Sinan Engin'i göster, bir sorun var. Rasim'e bak. Candan Erçetin çıksın. Ya Sinan Engin'i göster. Sen geçen hafta. Candan Erçetin ve köpeği ekrandayken tuhaf tuhaf bakınca yenge mesaj çekti mi çekmedin? Abi aynen hanım dedi ki. Sen de okudun değil mi mesela? Okudum evet. Söyle. Hanım dedi ki. Televizyon açtım dedi. Evet. Candan Erçetin şarkısı çalıyor dedi. Bir köpek Candan resmi. Erçetin dedi köpeğiyle dedi ekranda. Resmi. Sen de boş boş bakıyorsun dedi. Merak ettim. Ya dur şunu güldürme. Merak ettim. Kadının köpeği mi öldü, bir şey mi oldu merak ettim. Boş boş bakıyorsun sen ekrana. Şarkı çalıyordu. Açınca ekranı. Ben açtım sen çıktın. Sen de okudun. Şaşırdın beni kadın. Bu normal bunda yani. Bunun normalleştiği bir ortamda. Affedersin kartuş bitti gönderemedik. Gross. Ya yapma. Evet. Ya. Abi ya Ertem Candan Erçetin Galatasaray yönetisi. Ertem yazar mısın? Ya yapma ya. Yazılır mı şey ya? Ya sen bir Galatasaraylısın. Rahatsın. Bir de onu der. Snyder. Yapma. Snyder yapabilir. Abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum. Hatta da daha abartıyor. Kendine gelsin Galatasaray. Bu ne ya? Neler yapıyorsunuz evet, ya? Evet ne var abi? Koysun abi. Koysun. Hayır. Köpeği sokamazsın kanka. Ama canlılar dediğimi çıkarırsın. Hocam sokarsın. Ya sokamazsın. Hocam hayvan hakları var ya. Köpek izlemek istiyor. Köpek sahaya çıkamaz kanka. Ya çıkar.
Çıkar. Bak benim köpeğim var. Bodrum'a uçuyorum. Dinle. Çıkamaz ya. Bodrum'a uçuyorum. Bodrum'a. Hayvan hakları var. Şeye geldim. Çekin noktasına. Geldim. Kızcağız. Yer hostesi. Selamun aleyküm kızım. Götürdüm. Aleyküm selam götürdüm dedi. Alta koyabilirsin. Ben biniş kartlarını. Eşim, ben, çocuklarım falan. Bir de benim köpeğim. Ufacık. Beyaz. Biliyorum. Tofi. Dedi ki. Senin köpeğin markası ne hocam? Tofi. Tofi. İsmi Tofi. İsmi Tofi. Markası ne? Markası Chinese. Bu Tibet. Ya Yeezy olduğunu biliyoruz. Markası. Ne demin markası? Royce Royce. Önden çekişli. Arkadan zıplamalı. Ya hocam. Hayvanlar haksız geliyor. Oğlum bak hala anlamıyor musun? Benim hocam bir dakika. Hayvan bu uçakta evet. Alta koydun köpeği. Hayır abi. Nereye bir koydun? Sonra. Dedi ki yok dedi. Ben hocam dedi, nereye? Aşı kartını rica edeyim dedi köpeğin. Anlamadım dedi. Aşı kartı. Götür. Aşı kartı mı? Aşılı dedim. Yok dedi. Bana ibraz edeceksin. Aksi uçağa binemeyiz. Neyse allem kallem falan bindik. Ben doktorum dedim, imza attım. Ama veteriner değilsin gösterdin dedi. Gösterdin. Tamam arkasından uçağa bindik. Abi uçakta iki şey önde başladı herif bana küfür etmeye. Allah senin belanı versin. Ya oldu hakikaten. Herifte astım varmış. Astımı hayvan tüyünden. Uçakta hayvan tüyünden nem kaptı. Şimdi düşün abi. Sen bu hocam köpeği... bir dakika bir. Ha. Bak orası kapalı olsa anlarım. Açık saha. Minicik evet. Köpek. Evet. Geldik şuraya. Şurada evet. Duracak. Evet. Sabit. Evet. Orada. Kakası geldi hayvanın. Ya hocam nefesler tutuldu. Demaç bekleniyor yazıyor. Resim bu. Şimdi bak televizyonu yeni açan. Aşıları bir kilo bak şimdi televizyonu yeni açanlar. Ertem. Şu an televizyonu yeni açanlar. Şuraya okusa. Bakıyor Galatasaray Fenerbahçe'de doğru doğru. Nefesler tutuldu. Ve hanımefendi ile köpeği. Teknik direktör kim olacak diye konuşuyoruz. Köpeği var. Çetin'in köpeği. Ya olamazsın. Senin yatacak yerin yok. Kadın düşmanısın Ertem. Bir kadın niye teknik direktör olmasın? Bak mantıken olabilirdi. Eğer Melo oynasaydı Galatasaray'da Candan Erçetin köpeğini sokardı. Hiç değilse orada ne bileyim bir mutlu tablo olurdu. Hocam bak. Ne anlamak? Nasıl yani? Kadın ne düşmanlığı ve hayvan düşmanlığı. Melo'nun köpekle ne alakası var kadın hocam? Kadın olabilir. Melo köpek değil mi? Melo köpek hocam. Ne alakası var köpek Melo değil mi? Allah Allah. Tabii ki genetik olarak köpek değil ama köpek taklidi yapan bir adam değil mi? Ya bana bakın safa yatmayın burada gecenin bu saatinde. Köpek deyince bir anımı anlatayım mı köpekte hocam? Anlat hocam. Yıllar evvel bir arkadaşımla, yıllar evvel bizim Kaya'yla 20 sene falan. Eyvah sakın anlatma o çok tehlikeli ama. Yok yok tehlikeli değil. Anlat sen. Oturuyorum sabah uçacağız bir tane kadın geldi elinde böyle o güzel böyle teriyeler var ya onlar gibi böyle sosyetik bir hanım geldi falan. Biz oturuyoruz böyle şeyin kafenin önünde bir şey içiyoruz sonra. Kaya. Kadın geldi bizim Kaya'yla. Geldi kadın geldi böyle yaptı. Acilen böyle su var mı dedi su var mı falan filan dedi. İşte kaparıyor falan filan. Köpeğine koydu falan filan. İşte deldi oradan içiriyor falan filan. Biz dedik hanımefendi akşam kebap mı yedirdin dedik. Abi kadın dedi nasıl konuşuyorsun dedi. Ben dedi köpeğim dedi kebap mı yer dedi. Kadınla kavga ediyor sabah. Dedik hanımefendi akşam kebap. Espri yaptık biz de kayayla dururken. Dedik hanımefendi. Kebap mı yedik? Ne diyorsun benim köpeğim niye kebap yiyecek dedi beyefendi kendinize gelin. Nasıl? Tabii canım. Tartışma çıktı. Ne yemiş onun köpeği? Yemezmiş yani köpek. Ne yermiş peki? Ne bileyim işte ne köpek ne yer mama yer herhalde. Köpeğin mamasını ver yer öyle yer kebabı ver yalar yutar. Yemez dedi benim köpeğim dedi. Yemezmiş. Aynen öyle. Biz espri yaptık. Sabahleyin omlet yapmış öyle mesai eşim. Hocam. Bir telefona kalktım geldim omlet yok. Hayvan yemiş yalan. Abi oğlum hayvan dinlemez öyle hak hukuk adalet. Hocam hayvan her şeyi yer mi? Köpek mi? Ha. Abi eğer hocam senin köpek omlet yiyorsa üstüne açık yatma bence. Niye? Seni de yer. Üstüne açık yatma. Hocayı nasıl yiyecek bu abi? Ertem hayır özür dile. Üstü açık edenden nereye gelip gidiyor? Yok hocam yer dedim oğlum dedi. Gelip nasıl bütün vücudu mu tutuyor? Ertem sen... Snyder ya, Snyder'i koysan oraya kardeşim. Snyder bir ekrana gel. Ya, koy Snyder'i ya. Ertem hakikaten sen de. Ertem. Şunu yazıyorsun yerden ya. Yapmayın ya. Ayıp ya. Ben her şeye rağmen sağlıklı kalıp bu programda sağlıklı kalıp Snyder için konuşuyorum. Snyder görüntüsü gelsin. Candan Erçetin'in özür dilerim. Siz üstü siler misiniz? Ya artık Ertem yapma Allah'a zarar sen. Candan Erçetin yapmış. Masaj atar mı yapmayız? Valla Candan Erçetin'in sevdiğimden söyledim. Güzel şarkıları vardı. Çok. Bence bu haber çok doğru bir haber. Fenerbahçe derbisinde hoca Snyder. Yani kenarda. Zaten değil tabii ki. Saha içerisinde. Zaten yerli yönetmeni Chelsea bir yerli yönetmeni mi? Olabilir. Bir dakika kardeşim. Zaten şimdi Galatasaray'ın başına derbi maçından önce 3 gün önce 4 gün önce Jose Mourinho'yu getirsen ne olur? Kimi? Jose Mourinho. Jose kim hocam? Ne? Jose Mourinho. Jose diyemem ben Jose. Jose diyorum ben. O istediğinler. Jose, Jose her şey diyeyim. Jose Mourinho diyorum. Jose diyemiyorum. J'leri söyleyemiyorum. Hocam benim... Şimdi Mourinho gelse ne fark eder? Yani 3 günde çok şey fark eder. Hocam çok şey fark eder. Ya bir dakika ne fark eder ya? Hocam bir dakika. Mourinho ya.
Mustafa Denizli geldiğinde avutlar yapıyoruz. Sihirbaz geldi. Hocam durun ya. Bacağımızı bu geyik muhabbetini seviyorsunuz. Durun ya, iki de mantıklı bir laf edelim ya. Canlar Erçetin. Hocaya mantıksın dediniz hocam. Hocaya yani. Kardeşim. Hocaya resmen Erçetin diyorsunuz. Hocaya gider yaptın. Ben diyorum ki kardeşim, Mourinho gelse 3 günde Galatasaray'a Fenerbahçe derbisiyle ilgili ne yaptıracak? Ne Galatasaray maçı? Takımın başında durur. Bu tip maçları bu ortamda futbolcular oynarlar. Bu takımın hocası Snyder, Selçuk İnan olur. Maça bunlar otururlar, hazırlanırlar. Evet. 4-5 takımın bir şey merak hocası. Ediyorum. Allah Allah. Bir şey merak ediyorum. Benim cehaletimi, Ertem'ciğim, benim cehaletimi mazur görün. Estağfurullah. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin olmadığını Mourinho ne bilir? Bu 3 günde nasıl anlatır? Ne eder? Cehaletimi mazur görün. Cehaleti mazur görün. İsteyen futbolcu. Ben de ciddi ciddi futbol analizi yapıyorum ya. Futbolcu teknik direktör, futbolcu menajerle geçebilir mi? Siz var ya. Onun için de bir lisans gerekiyor. Hocam. Hakem de bir anda merak ettim. Ertem, siz var ya, bir şey söyleyeceğim sana. Futbolcu menajer. Ben bu hafta var ya, iki gün önce falan televizyonda bir futbolcu seyrettim. Japon futbolcu. Koreli, Taylandlı gibi. Nerede oynuyor? Kumda. Hayda. Yılmaz'ı seyrettim. Bir oynuyor Yılmaz Morgül'ü, bir top oynuyor var ya. Yılmaz kim ya? Yılmaz Morgül yok mu ya? Yılmaz Morgül yok mu? Halterci. Allah. Şarkıcı Yılmaz Morgül'den. Bir top oynuyor hocam. Taylandlı 50 küsür yaşında nasıl top oynuyor kumda? Taylandlı diyorsun. Şimdi bak, çok enteresan bir şey benim dikkatimi çekti abi. Bir sosyal sorumluluk adına konuşmak istiyorum. Pazar günü üniversite şeyi vardı ya. YGS. Gittik okulda. Biz hayırlı olsun. Bizim mahalle girdi mi? Girdi mi? Bizim mahallene girdi. Elif de herkes girdi. Sen de girsene kıza girdi. Allah şey yapsın. Abi enteresan hocam, enteresan bir şey. Arabanın içinde bekliyoruz. İşte şeyi bekliyoruz. Elif'in çıkmasını bekliyoruz. Abi çok enteresan bir şey var. Herkes sigara içiyor biliyor musun? Bak herkes sigara içiyor. Çıkışta mı? Sigara, hayır insanlar abi, bakıyorum. Ha. Bak eller cepte sigara, göz. Kurye, motor. Çok kullanıyor. Çok. Ağzında sigarayla. Çok rezillik. Adam bu. Abi arabada dönüyor. Bak direksiyonda. Geri dönüyor, yoldan geri dönüyor. Bakıyorsun ağızda sigara. Bu kadar şeye ya rağmen. Ya ben böyle bir şey görmedim. Hocam bak, felaket bir sigara tüketimi var. İnsanların ağzında emzik gibi, bak emzik gibi. Bravo. Yani. Hayır. Ya bak, şimdi bakıyorsun adam önünde değil mi, trafikte gidiyorsun. Bir bakıyorsun dönüş yapıyor değil mi? Ya diyorsun telefon bu, ya telefon mesaj çekiyor ya telefon. Evet. Ya da ağzında abi sigara. Böyle geriye bir fitas takıyor, tekrar dönüyor. Kurye'ye bakıyorsun ağzında sigara. Amerika gibi daha sert önlemler alması. İş yapıyor değil mi? Bak adam iş yapıyor, çalışıyor inşaatta. Ağızda sigara, emzik gibi. Ya ben böyle bir sigara tüketiyorum. Böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Bu kadar caydırıcılar. Arabalarda ya bak. Bravo. Arabalarda insanların ağzında. Yani dikkatimi çekti. Hanım dedim ki ya ben böyle bir şey görmedim. Yani herkesin ağzında diyorum bak. Çok Rasim. Çok haklısın. Elleri cebinde Ahmet donuyor. Bak eller cebinde. Lazım. Bak eller cebinde donuyor. Çok soğuktu pazar günü. Donuyor. Ağzında sigara abi. Böyle sigara içiyor. Gözüne duman kaçıyor bilmem ne. Evet. Abi hayatında, bu kadar sigara içilmez ya insanlar. Bir de nasıl vallahi bırakın şu sigarayı ya. Arkadaşlar bak, insanlar vallahi bırakın şu sigarayı ya. Hocam böyle sigara. Vallahi yani. Sigara. Hayatımda içmedim bak sigara. Sigara içen bir şerefsiz olarak konuşuyorum. Bazen. Hocam dur. Hocam bir tamamlayayım hocam. Bazen sigara içmedim ama arkadaşların yanında bazen pro içerken verirler mesela. İki duman falan, böyle poz verme falan içerim. Hayatımda hiç sigara içmedim. Bizim mesela Sarı Metin biliyorsun çok içerdi futbolcundan beri. Futbolcunun Sarı Metin içer miydi? İçerdi ama içer. Çok futbolcu hemen hepsi içiyor şu an ayrı. Hayır. Bak futbolcuyken içebilirsin. Niye? Spor yapıyorsun, atarsın. Ben bunu bahsettiğim. Evet. Böyle 35-40 yaş grubu insanların ağzında emzik gibi. Arabada, orada, burada. Felaket bir sigara tüketim var abi. Bağlansın abi sigara, içmesin abi. Ya böyle bir şey yok ya. Sıkıntı bir de ya. Hoca da abi. Amerika'da hoca da çok sokakta bile bak yasak. Hoca bu seni arttırdı. Hoca bu seni arttırdı. Aa, hoca o kadar içmiyordu fazla. Bir sigara içen kişi olarak özelleştiriyor. 54 yaşındayım. Hayatımın 54 yaşının her gününün hesabını veririm. Ahlaken, vicdanen. Bir tek şeyi veremem. Sigara. Bu kadar içmiyor hocam. Sigara sağlığa zarardır. 26 yaşında başladım. Hocam ben sizi içiyor. Lanet olsun. Sigara çok kötü. Allah bak gençler. Allah belamı versin diyor. Hocam. Koskoca Ahmet Çakar. Böyle bir şey yok. Bak bir şey söyleyeyim sana. İnanmıyorum. Herkesin elinde. Küçük çocuklar. Okuldan beri çıkan o ortaokul, lise ellerinde ya. Sigara. Yapma bir şey ya. Zannediyorlar. Sigarayı bir şey zannediyorlar. Abi ben böyle bir şey görmedim ya. Herkes ağzında sigara olur mu ya? Bak bir dakika ya. Yazık ya. Ben diyorum ki. Nefret ediyorum ya. İçmeyin ya. Dünyanın en büyük ahlaksızlığıdır. Ne ya? İnsanın kendini öldürmesi. Sigara kadar var ya. Hesabını veremediğim yegane. Hocam bu konuda çok güzel yasalar da geçti. Daha da sertleştirecek. Yarın bir işe başlıyorum, sigarayı bırakma işine. Hadi inşallah. Bravo Ahmet Çakar, alkışlayalım. Bak içersen. Sen içmemen lazım. Hoca içerse maçı beraber seyredecek. Hoca da beraber seyredemiyor. Sigara içiyor çünkü maçı. Bana destek verin.
Şimdi sigara bırakan adam sinirli olur. Beni burada sinirlendirmeyin. Daha nasıl sinirlendirsin? Hocam ben senin için mazlum olurum. Sen tamam. Bilir misin? Mazlumu getirin bana. Pat küt döverler bana. Ha şunu da söylüyor musun? Bir dakika söylüyorum. Bir dakika şunu söylüyorum. Mazlumu getirin bana. Bir Rütük açısından şunu söylemek zorundayım. Bir abi olarak, bir doktor olarak. Çocuklar. Sigara dünyanın kendini, insanın kendi ölçüsü en büyük kötü alışkanlığı. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı'ydı. Evet. Hani biz programımızın biliyorsun bugün biraz böyle hüzünle açtık. Aslında benim bu akşam Sinan'ı muayene etmem lazım. Sinan soyun sana kardeşim. Sırtını ver sana. Çok tehlikeli. Sırtımı. Evet bir bakayım sırtına ya. Yayında mı? E tabii yayında. Burada nasıl açayım ben hocam şimdi bu vücudumu falan? Yani, ayıp olur insanlara. İçeride yap ama burada olmaz da. Yani ayıp olur ama. Sana yorgunum yani. Yorgunum. Yürüdüm. Sevgili seyirciler. Yürüdüm. Mete Kalkaman. Bunu buradan belirtelim. Hakem Mete Kalkaman olacak. 95. Ahmet Çakar. Ahmet Çakar bugün yaptığımız, öğlen yaptığımız toplantı. Hocam kim olur dedik. %95 Mete Kalkaman dedi. Mete bu sene çok iyi bir çıkış yakaladı. Daha önce Beşiktaş Galatasaray derbisini mükemmele yakın yönetti. Bu seneki maçları genelde çok iyi. Aksini söyleyen varsa da yani bir kere Abdülkerim Durmaz Mete koyarlar sepete. Dedi. Ya, o yanlıştı. Ya, böyle bir şey var. Dedi ya. Dedi mi? Var. Bir maçtı. Ama iğrenç yönetmişti. Bir dakika arkadaşlar. Nasıl? Bir erkeğin 20 maçın 20 sayarlar sepete dedi. Rica ediyorum bak. Bir erkeğin bir maçın bir 20 maçın 20'sine de başarılı olamaz. Bir de ama genel olarak baktığım vakit Mete bu sene az hata yapan hakemlerden biri. Şimdi dün Fırat'ı gördükten sonra efendime doğru söyleyeyim. Yani ne diyecek? Hoca Abdülkerim Durmaz haksızlık etti diyor musun? Bence çok ağır haksızlık etti. O gün hayır. Apo o gün haklıydı eleştirisini. Benim aldığım haber Mete Kalkaman o olaylar ötürü çok da çok üzülmüş. Hayır abi tekrar hangi söylüyorum. Olaydan ya? Mete koyarlar sepete olacak. Ya rahatsız. Ya dendi kardeşim. Ya, Mete koyarlar sepete dedi. Dedi adam üzülmüş dedi. Ağlamış. Ama bu Rasim benim, buradan neye fesatlık çıkardı ki? Abi ben ona dedim ki bak genç bir hakemsin. Yapma. Bir daha dedim böyle maç yönetirsen Mete koyarlar. Biz ilkokulda derdik. Mete koyarlar sepete. Yapma. Gönderirler seni memleketine dedim. Hakemliği bıraktırırlar. Bizi izleyen milyonlarca insan o zaman aptal değil. Nasıl? O Mete koyarlar sepete değildir. Başka bir şeydir. Sen onu ima ettin. Senin kalbin fesat kardeşim. Boş olmadı. Neyse. Tamam, sen kendi kendine oradan bir şey söylüyorsun. Sen kara gömlükte Mete koyarlar sepete. Ya ne demek böyle laflar? Yapmayın ya. Rasim, ne oluyor? Rasim, kendine gel. Sevgili seyirciler. Yapmayın kendine gel kardeşim. Gerçek konuşum burada. Açıklandı. Bizi izleyenler aptal değil. 2000 doğumlu gençler. Uyuz oluyorum. Sevgili Emre Aslan. Tahmin edeyim mi? Radyo Bilyoner'den sevgili kardeşim Emre Aslan bana gönderdi. Tahmin edeyim mi? Tahmin et bakayım. Galatasaray'a kaç veriyor? Fener'e kaç veriyor beraberlik? 2.80 Galatasaray. Evet. Ya 3, ezberlemiş hoca çok iyi. Beraberlik. Biliyorum. Evet. Galatasaray demiştim. 2.80. 3.10. 2.25. 2.30'da Fenerbahçe. Tamam. Abdülkerim abi sence? Ben ya, hiç anlamam. Kapanacak. Hiç oranları Rasim, bilmem sence yani. Kim kaç veriyor? Anlamam. Vallahi ben ya, hocam gibi ben de bilmiyorum ama Galatasaray'a az veriyorum. Evet. Şey. Evet. Ahmet hocam çok yaklaştın. Neymiş? 2.55 Galatasaray'a. Sen evet. 2.80 dedin. 3.20 beraberlik veriyorsan tamam. 3.10 dedin. İki burada önemli nokta şu. 2.25. Önemli nokta şu. Fener'e mi Galatasaray'a mı daha fazla şey veriyor? Galatasaray 2.55 galibiyet. Tamam. Fenerbahçe 2. Heh tamam. Fener favori görünüyor. Fenerbahçe favori. Fener neredeyse uzun yıllardır ilk defa bir Galatasaray Fenerbahçe derbisinde ev sahibi takım dezavantajlı gözüküyor. İlk defa. Evet. Yani şimdiye kadar hep Galatasaray Fenerbahçe maçlarında ev sahibine daha favori ihtimali verirlerdi. Peki size bir soru. Evet. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabilir mi? Niye kazanmasın? İnşallah. Bak ben Galatasaray'ım ama inşallah diyorum. Niye kazanmıyorum? 25 numaraya getirelim. 15 veriyorum. 25 numaraya getirelim. Geçen hafta bu konuyu konuşmuştuk. 25 numaraya. Ben Borussia Dortmund demiştim. Tottenham'ı 3 dedi biliyorsun. Avrupa Ligi bahis oranları. Borussia Dortmund'a 3 veriyor. Liverpool'a 6.5 veriyor. Sevilla'ya 8 veriyor. Villarreal'e 9 veriyor. Atletik Bilbao'ya 11 veriyor. Shakhtar'a 13 veriyor. Lazio'ya 15 veriyor. Fenerbahçe'ye 19. Manchester'a 21. Leverkusen'e 29. Valencia'ya 29. Ev sahibi Basel'e 41. Braga'ya 67. Sparta Prag 67. Tottenham'a 101. Anderlecht'e 101 veriyor. Tamam çok mantıklı. Nasıl Tottenham'a 101 veriyor? Ama çünkü 3-0 kaybetti maçı. İlk maçlar oynadığı için böyle. Manchester United'da 21. Fenerbahçe'ye 19 Manchester veriyor. Manchester kimle oynadı maçını? İlk maçını?
Manchester Liverpool'a 2-0 yenildi. Gördün mü? Elenecek diye. Büyük ihtimalle 2-0'dan. Hiçbir zaman Tottenham 101 olmaz. Lakin ilk maçı 2-0 kaybetti. Biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Fenerbahçe UEFA kupasını kazanırsa evet. Seneye Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla gidiyoruz. Çünkü onun için ben de bunu istiyorum. Yani İnşallah Fenerbahçe benim kazanır. De şeyim o. Şimdi fanatiklik yapmaya gerek yok. Fenerbahçe'nin başarısı şu an Türkiye'nin başarısıdır. Dediğine katılıyorum. Fenerbahçe eğer olursa 3 takımla gidiliyor. Bakın Türkiye'nin bu kadar harcadığı paraya oranla hala Avrupa'daki klasmanda yeri çok düşük. Rasim, Galatasaray'ın eledikleri mi daha zordu Fenerbahçe'nin mi? UEFA kupasını kazandığı sene. Aa yok Galatasaray ama Galatasaray'ın harcadığı. Durma Fener kimse elemedi ki. Daha elemedik biz şu an. Leeds United. Rakim eledin sen dur bakalım. Şimdi başlıyor yolculuk. Evet. Tabii. Bak. Ötekilerin hikayeydi. Galatasaray Bologna'yı Bologna olduğu dönemde. Rezultante importante dediği Fatih Özcan'ın. Rezultante importante. Borussia Dortmund eledi. Mallorca'nın Mallorca olduğu dönem. Lütfen 250 miydi? Premier Ligi'nde fırtına gibi esiyordu. Tabii. Arsenal zaten finalde 250 veriyorlardı. 1'e 250 bahis oranı. Galatasaray'ın UEFA kupasını kazanma oranı 1'e 250 idi. Şu anda 1'e 19 Fenerbahçe. Şu anda ama. Şu an bak Bologna maçı hele Mallorca'yı falan ezeli yenmiştik ya. Müthişti yani. Ya orada Mallorca falan tamam. O yani kadar büyük takımlar değillerdi o zaman. Arsenal iyi çok iyi takımdı. Ama Dortmund şimdiki Bologna'da şey vardı ya. Şimdiki Dortmund daha iyi. Şimdiki Dortmund ha. Onu söyleyeceğim. Şimdiki Dortmund çok iyi. Bak adam diyor ki Bayern Münih olmadığı için UEFA kupasını kazanırız biz diyor adam. Bence benim de favorim o zaten. Dortmund'a nasıl bir fark yok. Hatta o dönemki Dortmund bence çok iyi. Hatta daha ağır bir inceleme bulunayım. Olur mu? Geçen hafta Paris Saint Germain'i seyrettim. Bebe vardı bir bebeğim. Şampiyonlar Ligi'nde bu takıma baksana. İlk defa Barcelona ve Bayern Münih kadar bana göre Paris Saint Germain'in de favori olduğunu düşünüyorum. Araplar çok iyi. Hocam Araplar çok iyi. Bak hocam Araplar. Maç var ya hiç Chelsea sahasında değil gibi. Hocam Türkiye'de küçümseniyor bazı bizim monşer gerizekalılarla. Paris Saint Germain. Gerizekalı değil mi ya? Araplar aldı. Araplar aldı Paris Saint Germain'i. Çok akıllı yönettiler. O batık Paris Saint Germain nerelere geldi? Bu tür yabancı fonların Arap, Rus, Acem ya da Çin. Bunlar da meraklı çünkü. Gelip Türkiye'de takım alması Türkiye'ye büyük yararlı olur. Bak daha bunu yapmadık. Olabilir. Olabilir. Çok büyük. Paris Saint Germain'i aldı nereye getirdi hocam? Doğru. Arap sermayesi. Peki. Bizim büyük kulüpler ona uygun değil ya. Ya bari küçükleri alsın. Olur, öyle olur. Büyük kulüpler zor Rasim ya. Büyük kulüpler izin vermezler. Bizim kulüplerimiz biliyorsun başka hocam, bir yapısı var ya. Hocam size birer soru o zaman. Sinan abiden başlıyorum. Farklı bir yapısı var bizim. Al görüntüyü ekrandan. Rezillik işte. Sinan abi, skor rica ediyorum ne olur. Ne ben için? Vermem. Hayır, lütfen. 3 ihtimalle. Trabzonspor Beşiktaş, yarınki maç. Ya Ertem zor sorular riskli. Sorma zor ya. Zor değil abi. Ya enteresan bir konu açayım mı şu an? Hayır Sinan abi şu skor alalım. Abi niye skor abi? Skor vermem abi ben. Ne diyorsun? 3 ihtimalle maç diyorum. 3 ihtimalle maç. Trabzon Beşiktaş'a mı diyorsun? Rasim. Trabzon Beşiktaş. Evet. 2-1 Beşiktaş alır. Rasim 2-1 Beşiktaş. Ahmet Çakar. Çünkü 3-0 Beşiktaş alır. Oo, çünkü Ertem biliyorsun. Abdülkerim hocam özür dilerim. Beşiktaş 1, Trabzon 2. Trabzon 2 Beşiktaş. Ertemciğim ben biliyorsun Beşiktaş'la ilgili söylemek istemiyorum. Beşiktaş kazanır değil mi? Hayır ben Beşiktaş'la ilgili. Sen Trabzon kazanır dedin. Hayır Trabzon 1 Beşiktaş 2. Ben de aynı. Beşiktaş'la ilgili biliyorsun sen ben vermek istemiyorum sonuç. Aynen öyle. Söylemek istiyorum. Abdülkerim abi diyor ki Trabzonspor 1 Beşiktaş 2. Rock diyor ki Trabzonspor 1 Beşiktaş 2. Ahmet Çakar diyor ki Trabzonspor 0 Beşiktaş 3. Sinan abi diyor ki ben yorum yapmıyorum bu konuda. Fenerbahçe, Galatasaray Fenerbahçe. Hafta sonu. Fenerbahçe kazanır. Sinan abi diyor ki Fenerbahçe kazanır. Ahmet abi. Galatasaray kaybetmez. GS kaybetmez. Skor mu istiyorsun? Skor istiyor adam. Evet. Umut Bulut atar demiştiniz. Umut Bulut atacak bir tane ona. Oynar mı hocam Umut Bulut? Tabii canım oy. 2-1 kazanır Galatasaray. Galatasaray 2-1. Fenerbahçe kazanır abi. 2-1 1-1 diyor. Totem yapıyor totem. 2-1 Galatasaray. Fenerbahçe'li bir. Sinan Engin totem yapıyor. Rasim sence skor ver. Mantıklı bir skor ver ama. Mantıklı skor. 3-2 Galatasaray. Bol gollü maç olur. 3-2 Galatasaray. 3-2. 3-2 Galatasaray. 1-0 Fenerbahçe kazanır. Yok, bol gollü olur abi. Ben peki. Braga Fenerbahçe Sinan abi. Braga Fenerbahçe. 1-1 falan Fenerbahçe eler diyor. 1-1'e Fenerbahçe eler diyor. Elemesi şart. Rasim. Fenerbahçe elesin. Bak, abi bir dakika dur. Abdülkerim abi. Bütün samimi. 0-1 diye. Galatasaray Fenerbahçe. 1-0 Fenerbahçe kazanır. 1-0 Fenerbahçe özür dilerim. Braga maçı... Bence de 1-1 biter.
1-1 Fenerbahçeliler Ahmet abi. 0-0 biter Fenerbahçeliler. 0-0 Fenerbahçeliler. Emin misin hocam Fenerbahçeliler? 1-0 biz kalır Fenerbahçeliler. Eminim Fenerbahçeliler. İnşallah Fenerbahçeliler. 4-4 Fenerbahçeliler. Beşiktaş Antalya Spor. Nerede ya o maç? Zaman ya? İstanbul'da. Ha, ya dur daha çok var o zamana kadar. Ne oldu bu haftaya konuşalım ya. Hocam ya. Sen bizi şeye döndürüyorsun. Çok enteresan bir tartışma açayım mı? Dur nerede sen de tuttun. Hadi Sinan abi. Ganyan bayi miyiz? Dur bir dakika. Allah Allah. Sinan abi dünya... Ganyan bayi değil. Sinan abi Beşiktaş Antalya. Ganyan bayi. Beşiktaş kazanır. Beşiktaş kazanır. Rasim? Ertem at yarışları skorlarına sor. Kim geçer diye. Rasim söyle canım. Payidar kazanır. At yarışları. Hadi tabii. Payidardan özür dilerim. Beşiktaş Antalya mı? He? Payidar at kardeşim. Attan da mı özür dilerim? Beşiktaş Antalya söyle oğlum hadi. Beşiktaş at. Beşiktaş. Abdülkerim abi. 2-1 Beşiktaş kazanır. Ahmet abi. Beşiktaş kazanamaz. Beşiktaş kazanamaz. Hoca resmen Fener Robi. İlla ilginç bir şey söyleyeceğiz. Resmen Fener Robi. İlginç olan olayını anlatır mısın şimdi? İlginç olay değil ya. Şey şu Akhisar Eskişehir maçı ya. Akhisar Eskişehir maçındaki yani şeyin ne golü var ya. Nokta? Efendim? Samet Hoca diyor ki bir gol atalım. En günahsız Cihat Hoca biliyor musun? Bence de. Ne yapsın Akhisar adam? Akhisar hiçbir şey yapmadı. Ayrıca Cihat Hoca maçtan sonra da. Tek günahkar var hakem ya. Ya bir dakika anlatıyorum. Hakem. Maçtan sonra Cihat Hoca çok gereksiz yere duygusal uzattık onu. Ne gerek var arkadaş? Sen ne yapacaksın? Hakem bir. Eskişehir sporlu futbolcular kenarda Samet abiden taktik alıyorlar. Su içen seyrettim kaç defa baktım. Aynen öyle. Taktik alırken su içen vardı. Yerlerini alamıyorlar. Pozisyonlarını alamıyor. Tek burada hem Eskişehir'in savunmasıyla aynı zamanda da bak ben burada Eskişehir'in hakkı yenildiği zaman da burada çok söyledim Eskişehir'le ilgili. Tabii. Ama burada gerçek. Ne o hakem? Barış mıydı? Barış Eskişehir'li futbolcular defansta yerlerini almadan topu erken başlattı. Eskişehir'li futbolcular tam yerlerini pozisyonlarını almadan. Bu kadar. Akhisar'lı oyuncu Akhisar'lı oyuncunun etik davrandı, davranmadı ayrı bir şey. O da etik davranmadı. Yani Akhisar'lı oyuncu da. Gol atan çocuk. Yani çok evet. Önde. Yani bir haksız gol oldu ayrı bir şey. Ama bunu hazırlayan hakem mesela orada bekletebilirdi hakem. İkincisi Cihat Hoca. Hiç sen üzülmene üzüldün maçtan sonra. Çok uzattın konuşmayı. Hiç gerek yok bu kadar uzatmana yani. Sen ne yapacaksın? Sordum gol yiyelim mi, yemeyelim mi falandı filan. Hayır. Senin stoperinle... Pası veren, yani hakemle beraber top başlatan bir çocuk da evet. Orada bir uyanıklık var. O biraz etik olmamış ama Eskişehirli stoperler yerlerinizi evet, alın kardeş. Siz kenara dinliyorum. Bakıyorsunuz. Hakem kesin kısacası mi? Bunu hakem herkes pozisyonunu almadan hakem pozisyonu bir geldi. Bu ne ya? Ben ne anlatıyorum? Ben bir şey anlatıyorum. Devam bir şey anlatıyorum. Telefonla konuşuyorsun ya. Abim, sen Samet Hoca ile konuştun. Öyle bir yerde telefon geldi ki ben, kime bak, gelse açmak zorundaydı. Ertemciğim ben hiç kimseyle konuşmadım. Maçı seyrettim. Net olarak da takip ettim. %100. Hakem Barış Memiş. Oyun Barış Memiş miydi? Yok Barış Şimşek. Barış Şimşek futbolcu değil mi? Futbolcu. Evet, Barış Şimşek arkadaş. Barış Şimşek topu Eskişehirli futbolcular yerini almadan erken başlattı. Gol atan çocuk iyi yapmadı. Yani ona o yakışmadı. Doğru ama Türk futbolunda etik yok. Hayır ama tamam ayrı bir şey. O kadar da olmaz ama ya. Ama Cihat Hoca sen burada üzülme. Senin hiçbir kabahatin yok. Üzüldün mü? Bir dakika. Cihat Hoca'nın nerede suçu var ya? Bir dakika. Cihat Hoca'nın nerede suçu var ya? Bir dakika. Bir gazetecilik görevimizi de yapalım. İlan ediyorum. Bu hafta sonu Bülent Korkmaz Emre Aşık ikilisi Galatasaray'ın başına çıkıyor. Yaz Ertem. Kesin mi? Kesin. Bülent Korkmaz, Emre Aşık ikilisi Galatasaray Spor Kulübü'nün yani Ergin'e tam anlayacağından Erçetin değil değil mi? Yok hocam. Peki. Yaz Ertem. Bülent Korkmaz, Emre Aşık ikilisi bu hafta sonu Galatasaray'ın Rasim başında. Rasim diyorsa doğrudur. Evet. Başında. Yazın arkadaşlar. Yaz. Tamam yazsın. Bülent Korkmaz, Emre Aşık ikilisiyle. Telefondan mı öğrendin Rasim'cim? Efendim? Telefondan mı öğrendin? Yani konuştuğum kişi söylesen evet. Sen zaten dersin. Şu golle ilgili bir şey söyleyeyim mi ben? Söyle hocam. Eğer konuyu geçmediysek. Söyle hocam. Akhisar'ın golü haklı mı? Sorusunun tek cevabı var. Haksız. Açık, haksız. Kesin haksız. Haksız bir gol. Kesin haksız. Öyle bizim bir dakika. Haksız. Buna haklı diyen şerefsizdir. Bir, haksız. Böyle bir şey olmaz. Tövbe. Haksız. Bir kere hakemin oyunu başlattığı yerde oyunu durdurmadı. 18 yayının önünde oyunu durdurdu. Aynen. Hakem atışını orta saha çizgisinin üstünden yaptırdı. Bir kere önde başlattı bir. İnsanların yerini almasını bekleyebilirdi. Evet. Çünkü gol pozisyonunda atak gelişiminde oyunu durdurmamıştı hakem. Hakem bunu kontrol etmeli. Çabuk başlattı hakem abi. Hatası. Cihat Hoca'nın bu kadar Sinan'ın rahatsız olması
Ne anlıyorum, fakat Cihat Hoca'nın bu kadar bu işin üstünde durmasının sebebini söyleyeyim. Çünkü Cihat Hoca benim Kasımpaşa'da futbolcumdu. Kasımpaşa'yı çağırdım. Talebendi. Efendim? O kadar yaşlı mısın ya? Herhalde Ertan. Talebendi. Bak, benim talebemdi, oyuncumdu, takım kaptanıydı. Bizim de Sparta'da çok inançlı bir çocuktur. Haramdan falan, haram helal şeyi çok yüksektir. Haramdan ödü kopar. Yani bunun haksız bir şey. Bir de Samet Hoca onu vurmuş kalbinden. Demiş ki ya kahraman olacaksın ya bir puan çalan adam olacaksın, hırsız olacaksın demiş. Cihat böyle şeylerden çok etkilenir. Bütün hata hakemde abi. Onun için yani bu kadar üzerinde. Size bir şey soracağım. Abdülkerim abi. Ahmet abi. Cihat abi kesinlikle hatalıdır. Niye? Hakem hatası. Bir dakika. Hakem hatası okey. Kurnazlık okey. Oyuncunun, Akhisarlı oyuncunun kurnazlığı okey. Şu var. Futbolda yazılı olmayan ama etik bir nezaket vardır. Etik nezaket şudur. Orada kurallara uygun, kesinlikle kurallara uygun. Hakemin hatası, büyük hatası, Akhisarlı iki oyuncunun ağır kurnazlığı. Evet hocam, Eskişehir oyuncuları, eski oyuncular, Eskişehir Sporlu oyuncuların vurduğu imali, zorunlu. Hepsi de bütün bunlara rağmen Cihat Aslan şunu diyecekti. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka'da yaptılar. Shakhtar Donetsk büyük ihtimalle Nordsjælland denen bir takımla oynadı. Evet. Böyle bir gol oldu. Ya Luchescu ya Danimarka'nın hocası açın kaleyi dedi. Tak maç 1-1 oldu. Bunu da oldu hocam. Şota yaptı Kasımpaşa'nın başına. Doğru, doğru, doğru. Cihat Aslan'a yakışan şuydu. Her ne kadar o oldu bu böyle yapacaktı. Öyle telefon yok. Takımın reisi hocam, sensin. Açın kaleyi. Hocam. Açın kaleyi. Doğru. 5 dakikayı. Niye hocam? Açık bir daha. Niye açacak hocam? Ondan sonra hikaye atmayın bana. Hocam. Açıldı ha kovulur. Hocam. Şöyle bak. Akşam kovulur. Açın hocam. Şevet Hoca. Samet Aymalan dedi %100. Hocam bak. Hocam açıldın. Ya. Hocam buradaki hata. Hocam olay. Farkında değil ki çocuk. Cihat farkında değil. Oyunun niye durduğunu. Abiciğim. Topu kimin dışarı attığını. Hocam pozisyonu çocuk tam göremiyor. Farkında değil. Yukarıya soruyor. Ne oldu diyor. Çocuk pozisyonu tam göremiyor Cihat Hoca. Ben baktım maça baktım. Şimdi. Ben de seyrettim. Buradaki bir Barış Şimşek herkes yerini almadan erken başlatıyor. Şey uyanıklık yapıyor. O yakışmadı bak. O iki futbolcu yapmış oluyor yani. Ama Cihat Hoca burada oyunu anlamıyor. İşte gol atan çocuk. Anlamıyor. Ama Eskişehirli oyuncular kardeşim hala kenara bakıyorsunuz. Onların Barış erken oyunu başlatıyor. Sorumlu Barış Şimşek. Yanlış yerden ben Cihat, başlatıyor. Hocam Cihat Hoca hocam aç diyemez kaleyi. Nasıl diyeceksin. Açacak? Açılacak mı? Hocam açılacak durum var. Göremedi hocam. Açılacak durum var. Açılacak gibi değil hocam. Belki var. Düşündü. Ben Cihat'ın gözlerinden atadım. Gitti geldi kafa ne yapayım dedi. Böyle yaptı. Hocam açacak. İnsan bir kere kahraman. Hocam yapar bak. Hocam sana çok iyi tanıdım. Birinden bahsediyorum. Basirete İnan bağlı bana 3 tane evet. Basirete bağlı. Tam görmedi. Görmedi. Hocam, pozisyonu değil bilmiyor. Tam görmedi pozisyonu hocam. Bak şimdi olay ne oldu biliyor musun? Hani bazen topu sen taca atıyorsun ya sana veriyorlar. Evet. Şimdi Cihat orada dedi ki oyun durduğunda yani Eskişehirliler topu attı da benim oyuncum onlara vermeden bir baktı. İdareci niye arıyor sen pozisyonu ben hocam işte idareci niye anlıyor? Tribünden diyorum yani acaba onların hakkıyken biz adamlara topu vermedik alıp hocam. Bu idareciye sorulmaz yardımcıya sorulmaz. Hocam görmedi bu çocuğu sormuş. Sana da sormuş. Baba bak, siz böyle bir şey yapıyorsunuz. Benim şahsi görüşüm. Yazık oldu. Her ne kadar hatalar silsilesi olsa da hakem, kurnazlık, Akhisarlı, Eskişehirli oyuncuların su içmesi, taktik hepsi okey. Ama orada raconu Cihat Aslan kesseydi hocam, bundan sonraki hayatında farklı bir hocam, Cihat Aslan. Hocam 3 tane gol yedik. Allah, ben size terbiyesizim. Maçtan sonra 3 tane gol yedirdin. Hocam maçtan sonra eğer inansın. Bir şey söyleyeyim mi? Cihat'ı da çok seven bir adam. Bir şey söyleyeyim mi? Üst üste bindi. Allah, çok üst üste bindi. Allah istemedi. Ben kardeşimi bitirmem. Bakın bir şey söyleyeyim sana. 90. dakikada maç 12 dakika uzadı. Neler kaçtı? 3 tane 4 tane direkten dönen pozisyonlar var biliyor musun? Neler kaçtı? Yazık oldu Eskişehir'e hakikaten. Yani şu maçı bu böyle bitmemesi lazımdı ama ben gördüğüm kadarıyla hocam şimdi bak güçlü antrenörler yapabilir. Yani çok kuvvetli değil belki takımında. Yani anlıyorum onu yaptığı seni. An ama ben onun psikolojisini anlıyorum. Ama bence Sinan net pozisyonu çok görmedi. Net pozisyon. Bir, Sinan görme idareci mi aranır? Hocam aramıştı ne yapsın ne diyeyim hocam, diye. Sana söyleyeyim. Adam da açın derse. Çünkü hocam, açar mı ya? Hocam bak sana bana inanır mısın? Size başka bir şey bak, söyleyeceğim. Türkiye bu konuda Cihat Aslan'ın üstüne gitsin devamlı. Evet. Bak yemin ediyorum yarın antrenörlüğü bırak. Yarın bırak. Eğer bana inanıyorsan. Eğer bana inanıyorsan. Yarın antrenörlüğü bırak. Aynı golü Beşiktaş yeseydi Sinan. Fener yeseydi Apo. Galatasaray yeseydi. Ben haksız diyorum. Hocam haksız diyorum ben. Hocam haksız ama buna haksız diyorum. Eskişehir haksız gol yedi ama. Bunda Cihat'ın diyoruz ki Cihat'a gelene kadar abi, hakem hocam abi, hakem herkes yerini alacaktı. Sen bu haksız golün telafisi ancak bir kişi yapar. Hocam Cihat Hoca diyecek ki açın kaleyi. Hocam bir şey söyleyeyim sana. Bunu Ajax'ta yaptı. Bak bunu hocam bir şey söyleyeyim. Eskişehirli oyuncular oyundan koptular. Şimdi orada hakem oyunu başlatırken Eskişehirli futbolcu gidecek orada hakem atış yapıyor ya o topun önünü kapatacak.
Anladın mı? Kenarla bravo konuşuyorlar. Kapatmadı. Eski elinden oyundan koptular. Oyundan koptular. Abi Eskişehirli bak arkadaşlar. Eskişehirli futbolcular. Sabah önce size seyrettirir. Seyredin. Maça bakın kendinize. Oyundan koptular o anda. Sinan, tamam da, hakem beklemedi. Hakem bekleyecekti. Ama o çocuk da yanlış yaptı, gol atan çocuk. Tabii ayıp etti. Gol atan ayıp etti. Ben Eskişehir Spor'un rehavetine katılıyorum sizin dediğiniz gibi. Ama çocuk da ayıp etti. Fırat Hoca'nın, Fırat Aydınus'un, buradan ben Fırat Hoca'ya sesleniyorum. Tamam yani her şey gürlük gürlük sandık. Fenerbahçe Kayseri Spor maçı. Kayseri Spor'un futbolcuyu oyundan bir atış şekli var. Fenerbahçe Kayseri Spor maçında. Sarı kartı gösterdikten sonra hadi git, hadi git der gibi. Hocam bu yapılır mı ya? Bu dikkatini çekiyor. Hangi bana Fırat'ı mı anlatıyorsunuz? Fırat Aydınus sarı kart gösterdi. Hangi oyuncuyu? Hangi Fırat'ın bu sağlığı yerinde değil. Kayseri Spor'un futbolcu ya. Hangisini abi? Üç nasıl tane hangisi adam attı ya. İlkini diyor hocam. Fırat normal mi değil. Üç tane hangi oyuncudan bahsediyorsun diyorum ya. Hocam yedek kulübesine hangisini gelin diyorum? Hangisi? Kaç kere yaptı bu hareketi sana? Abdülkerim abi. Yedek kulübesine. Ertem işte onun için. Fırat'ın hangisi böyle olduğu bir ortamda Mete Kalkavan'ın hakkı yenmemek. Ben anlamadım. Ne alaka şimdi? Anlamadım. Yani işte söyledi. Sonda da bir oyuncu attı ya onu diyorsun. Sen de sonda attı. En son işte maçın git, sonunda. Git diyor böyle hocam bak. Bunu Fenerbahçeli bir futbolcuya yapabilir mi? Ay, bunu Galatasaraylı hocam bir oyuncuya yapabilir mi? Beşiktaş yapabilir mi? Trabzonlu'ya yapabilir mi? Eğer hakaret ediyorsa yapar abi, hakaret ediyorsa. Hocam bunu adalet yapamaz. Adalet ettiğim sana Ertem. Hakaret ediyorsa yapar ya. Ya size yapılabiliyor muydu ya? Hakaret ediyorsa yapar ya. Abdülkerim Durmaz. Hakaret ediyorsa. Sen de sanki futbolcu gibi hakeme hakaret ediyor. Hayır hayır. Maçtan sonra hakeme küfür ediyor da atıyor. Niye atıyor ki onu? Abdülkerim abi müsaade et, ben anlatayım konuyu. Tam faaliyet. Futbolcu bir şey yapmıyor. Yok yok, hakaret ediyorum ya. Fenerli oyuncu da yapar. Çık git diyor, böyle yapıyor hocam. Yapar evet, Galatasaray'a da yapar, Fenerli'ye de hocam yapar. Hocam hakem bunu yapabilir mi? Yapar ben tabii. Ben futbolcu olsam sen bana yapabilir misin? Sen bana devamlı küfür edersen en son burasına gelir. Hocam Fırat Hoca. Çık der. Hocam Fırat git. Hoca'yı konuşturma şimdi bana. Fırat Hoca kendisi Galatasaray'a Fenerbahçe maçında yaptı. Ben Fırat Hoca'yı savunmuyorum. Futbolcu küfür ederse hakem çık. O hareketi yapar. Yapamaz mı hocam ya? Birisi sana devamlı dönüp dönüp hakaret etse. Kim? Futbolcu. Bana futbolcu hakaret etti. Evet. Ne diyorsun? Ben anlatırım seni. Tamam işte. Tamam hocam. İyi ben hocam de futbolcuyum. Bana hakem diyecek. Senin zamanında öyleydi. Tamam. Abdülkerim Durmaz zamanında. Ya yapma yetmeyin. Hakem bundan yıldır diye. Yaparım karşılığında da ağır ceza alırım. Hakem ya, tek mükemmel hakem ceza alıyor. Ben o, futbolcu sen onu ne demek seni tam anlamadın. Evet. Maç bitti. Tamam. Sarı kartı vardı. Oyuncu geldi. Oyuncuya yani kabaca hadi lan git gibilerinden bir hareket yaptı. Doğru mu anlıyorum? Hocam inanılmaz. Zaten adam tamam, kaybetmiş. Verişme potasına adamın girmiş. Küfür çıkıyorsa sen ama hakem o bilir. Kendini bir de hakem yerine koy. Ertem Fırat'ı böyle. Neden bir futbolcu var sana? Hocam hakemin sahipsizlik görevi git git demek değildir. Hakem görevini yapar. Ya bak Abdülkerim Durmaz beni konuşmayacak. Samet diyorum ya. Nereden çıktı? Ya siz maçlarda rahmetli Selçuk Yula ve sen hakemi siz yönetirdiniz ben. Hakem size sarı kart gösterebilir miydi Kadıköy'de? Ya onlar 80'li yıllarda. Oğlum. Ne 80'li hakemleri maymun gibi oynadın. Senin hakemine sarı kart, kırmızı kart gösteriyor artık futbolcular ya. Ne diyorsun hocam? Ya sen Fırat'ı tamam, haklım bu ya, kadar maç esnasında son dakikadaki hatası battı sana. Fırat dün maçı katletti. Burada katletmekten öte başka bir şey var maçta. Fırat'la ilgili. Ağır kurnazlık var. Bak bu lafı Türk hakemliğinde ilk Fırat defa. Hocam Fırat seni rahatsız ediyor. Ağır kurnazlık. Bak katletti dedik. Yaktı dedik, puanı çaldı dedik, şu dedik bu dedik. Ama hayatımda ilk defa şu ifadeyi kullanıyor bir hakem. Cingözlük. Ağır kurnazlık. Ağır kurnazlığı nasıl anlarsanız anlayın. Hocam ağır kurnazlığı geç. Ben Abdülkerim abiye şunu söylüyorum. Hmm. Ben futbolcuysam küfür ettim hakeme değil mi? Bana çık git diyecek. Der. Niye? Der. O zaman kırmızı kart ikinci sarı. Nasıl? Niye kırmızı kart gösterdi? Ya nelerle uğraşıyorsunuz? Ya hakaret etmiştir, atmıştır adam. Git demiştir eliye. Hadi git demiştir. Daha fazla konuşma demiştir. Hocam ikinci serden atmaz. Direkt kırmızı kart. Uzatma be kardeşim. Tamam sen yani, yani, ne var? Aç ver dişi ucunu gösteriyor. Sen bana ağır ağır küfür edeceksin. Ben futbolcu. Ben hakemim. Küfür edecek. Küfür edeceksin. Küfür etmez. Hakeme ben direkt kırmızı değil. Önce bir tokat atarım o zaman. Sonra kırmızı. Sen hakem olamazsın o zaman işte. Olmam zaten. Hocam onu diyorum bak. İkinci sarı kart göstermez. Hocam kendine gel. Anlamadın mı hocam? Ya tamam anlıyorum, küfür etmez de adam direkt ağır hakaret eder der ki git kardeşim der. Döner bir daha konuşursa atar hadi git der. Der sinirlenir sevilenir ne var ben insanı ya. Ben burada Fırat Aydınus'un son zamanlardaki bu garip hareketlerini tartışıyorum. Erzak psikolojisi bozuk mu? Ben bilmem, Ahmet Hoca bilir. Aynı evde mi yaşıyor hala acaba? Biz bakar gitmiştik. Aynı Fırat Aydınus değil mi? Fırat Aydınus zaman zaman bilerek veya bilmeyerek. Hocam Fırat'a bir psikanaliz yap. Bir Freud, Sigmund Freud gibi. Şöyle psikanalitik açıdan bakar. Ağır narsizm. Evet hocam. Ve bezenmiş istikbal kaygısı. Aa, istikbal kaygısı Cüneyt Çakır'ın, Cüneyt Çakır'ın kendisini uzak ara geçmesini yarattığı travma ile kompleks birlikte. Kompleks var mı hocam? Travma ile birlikte analiz yap dedim. Analiz, psikanalitik.
Ağır narsizm, aynaya bakıp dünyanın en yakışıklı da çocuk lafım yok. En yakışıklısı benim. Bir de kollar mollar yapmış. Ben bademeyim. Ama ondan sonra zaman zaman o tevazu birden hecmeler şeklinde tuhaf işlere giriyor. Örnek mesela Caner'i atmasa Eskişehir'de yıllar önce. Ulan diyen o değil. Enseldi galiba. Yani tam hatırlamıyorum da. Caner atıldı. Döndü bir şeyler yaptı. Bazen çok iyi. Ama bazen ortada fol yokken, yumurta yokken veya bilmediğimiz fol ve yumurta varken, bilmediğimiz Allah'la kendi arasında birden hecmeler yapıyor. Bu hecmelerin ne gibi sorular sana? Bu hecmelerin yaptığı hecmeler ancak eski bir hakem çakalı anlar. Hocam eski bir hakemsin ve tıp adam. Yumuşak. Tıp ben baktığında. Evet. Güney Çakır'a karşı bir aşağılık kompleksi içinde olduğunu görüyor musun? Çok doğaldır, vardır. Evet. Var mı? Vardır tabii. Ben de kompleks içinde. Aşağılık kompleks demeyelim. Travmadır bu. Kompleks değildir. Beraber başladılar. Ben... O hep şöyle kıyaslıyor. Sen olsa olur mu? Seni geçen hakem yok mu senin zamanında? Hayır. Olsaydı. Müslümanlık bunun için iyi bir dindir. Evet. Bunu Hristiyanlıkta bulamazsın. Ben çok iyi Müslümanım diye asla haşa öyle bir iddia yok ama nefsiye hakim olmak Müslümanlığın önemli kesmek en temel olay. Nefsini bilmek. Şimdi bak şu var. Beni Cüneyt geçti gurur duydum. Cüneyt beni geçti gurur duydum. Cüneyt beni fersah fersah yani bir kat iki kat geçtim değil. Hocam. Ve Türk Cumhuriyet tarihinin bir numarası ve önümüzde bir 200 yıl daha Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece onu kimsenin geçemeyeceğini öngörüyorum kariyer olarak. Ha Türkiye beğenmeyebilir ama kağıt konuşuyor. Rakam konuşuyor. Şampiyonlar Ligi finali diyor. Hocam, bilmem ne finali diyor. Hocam bak, çok samimisi, çok samimi insan olduğunu biliyorum. Çok samimi soruyorum. Evet. Gurur duyduğunu biliyorum. Evet. Gurur duydun. Gururla birlikte azıcık kıskanmış da olabilir miyiz? Asla. He? Şu var. Ben hakemlikten olabilir sonra hocam. Hakemlikten olabilir. Sonra tatmin olduğum için. Ben mesela için, hocam şunu söylüyorum. Şu açıdan kıskanmış diyorum. Mesela ben Arda Turan'la gurur duyuyorum. Ama mesela Arda Turan'ı kıskanıyorum da. Niye? Keşke diyorum Barcelona'larda oynayabilsek Real Madrid'lerde. Oynayabilseydim. Anlatabiliyor muyum? Artık ama buna ne denir? Kıskançlık mı denir? Ne denir Rasim? Özel beni. Bir şey özenme. İmrenme. Dünyanın en büyük takımında oynamak ister misin? İmrenmek. Türkiye'nin en büyük takımında mesela oynamak sen ya. Ben biliyorum ki Fenerbahçe'den erken ayrıldığına eşekler gibi pişmansın. Oha! Terbiyesizlik yapma. Hayır. Ha pişmansın. Ya pişman. Gitme vaktimiz geldi. Ben anladım Rasim. Hayır saygısızlık etmedim. Sevgili seyirciler. Biliyorum anladım. Aslında şu anda var. Aslında şu anda var. Eşekler gibi pişmanım değil diyersen ben seninle bir daha konuşmam. Sen dünyanın en önemli güzellerinden biri olacakken. Bu akşam saat 22'de Trabzonspor Beşiktaş maçından hemen son günü anlatıyor. Saat 22'de Trabzonspor Beşiktaş maçı bitecek. Biz Beyaz Futbol'da yarın akşam. Yarın gene mi buradayız? Evet. İyi biz Trabzonspor burada. Burada yaşam olur. Burada ben sende yaşam. Başla ayakla ama. Olabilir hocam. Kokar mısın sen? Anlayamadım. Yok hocam. Temiz çocuksun. Trabzonspor Beşiktaş karşı. Saat 2'ye kadar 4 şez doldu. Saat 22'de Trabzonspor Beşiktaş maçında sizlerle beraber olacağız. 22'de maç görüntüsü, maçın geniş özeti Beyaz TV ekranlarında olacak. Trabzon'a bağlanacağız. Trabzon'da Ertan Süzgün ve Sercan Dikme olacaklar. Burada yine stüdyoda Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz ve İsminiz? Maç alıyoruz mu? Ahmet Çakır. Maç alıyoruz ha. Ne komiksin. İsmi bilmiyor musun benim? Hocam soyadını hocam, bilmiyorum. Tıp bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Hocam tam maçı mı alıyoruz? Hocam maçı soyadını bilmiyorum. Sinan abi. Temin dedin ya soyadını. Maçın geniş özeti ekranlarınızda olacak. Sevgili seyirciler. Ne yapıyorsun hocam? Söylemek istediğiniz bir şey var. Tutuyorum lan mikrofonu. Kapatalım mı Sinan abi? Ben bir selam yollayacağım. Ben gidiyorum abi. Çok kısa bir. Çok kısa hemen. Sevgili seyirciler Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Benim Ertem Şener. Söz verdim. Abdülkerim abinin Abdülkerim Durmaz. Herkese iyi geceler diliyorum. Ertem'cim söz verdim. Abdülkerim abi yayını kapattı. Söz verdim evet. Söz verdim. Ülkü Dilek ve eşi Hakan Dile'ye buradan selamlarımı gönderiyorum. Ayrıca Yusuf Şentürk, Halil Çırka, Gamze Akcan, Fatoş Mutlu, Oğuzhan Özdemir. Size de sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. En kısa zamanda ziyaretinize geleceğim mağazaya. İsmini vermeyeyim reklam olmasın diye. Ama en kısa zamanda ziyaretinize geleceğim. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.